bir anne kucağında yeni doğmuş bebeğiyle ne yapar? O senin kızın değil, unutacaksın. Nasıl unuturum? Rüyalarında gördüğün kız çıktı geldi, Osman Han'ın kızı çıktı öyle mi? Derdimizi anladık mıdır yani? Ya ne dur lan! Bu topraklardaki bela benim. Celala! Demek Osman'ın kızı sensin. Kuşların yükleri olmaz. Uçmak için bir çift kanat ve bir de yüklerinden kurtulmak lazım değil mi? Uçmak denilen şey zaten bir hafiflik gerektirmez mi? İnsan denen varlığın yükleri vardır sadece. O doldurur heybesini dünyanın kiriyle, pasıyla. Her günah çeker onu toprağa doğru da bilmez. Her kara leke uzaklaştırır insan kalbini gökyüzünden de ruhu bile duymaz. Kuşlar var halbuki, kuşlar. Çok şeyler söyler insana. Kimi yaratıcısını zikreder sabah akşam, kimi insanı çağırır, iyi olana, güzel olana. Kimi uçar sadece, uçarak konuşur insanlarla. Kuşlar da çeşit çeşit sizin anlayacağınız. Aynı insanın yükleri gibi. Dua kuşları vardır mesela. Duayı taşır üstünde. Kuşları vardır. Onlar derdi taşır, derdi alır, derdi götürür. Hasret kuşları vardır. Gidenin ardından el sallayan, kalanın hasretiyle yanan. Gurbeti yüklenir onlar, hasreti yüklenir. Sevda kuşları vardır, sevgiyi, aşkı yüklenmiş. Kanatlarında merhamet, kanatlarında sonsuzluk. Vardır bir de, pişmanlığı taşır kanatlarında, gözyaşını taşır, affedilmeyi taşır. Bir de ızdırap kuşları vardır, onlar ızdırabı taşır kanatlarında, kanatları yanar. Gönlü yanar, için için yanar dururlar. Hayırdır Ciritçi Abdullah? Düşüncelerin gözlerini bağlamış. Nereden gelir, nereye gidersin? Kusura bakma muhterem. Baktığım yolu göremez oldum. Dinlediğim sesi duyamaz oldum. Hislerim gitmiş sanki. Başımda öyle bir dert var ki kimseye söyleyemem. Üstünde dert olmayan baş mı var? İçinde acı olmayan kalp mi var Ciritçi Abdullah? Ateşsiz fırın olur mu? Bendeki dert ötelerin derdi. Ömrüm ne zaman vefa eder? Ruhum ne zaman asıl memleketine döner bilmem. Ama sırattan geçirmeyecek yüklerim var benim. Kıldan ince, kılıçtan keskin o köprü. Kime geç buyur der, kimi gayyalara düşürür. Allah bilir. Ama de bana hele, nedir üstündeki yük? Dünya sevgisi. İçimde atamadığım bir dünya sevgisi var. Büyükmüş Ciritçi Abdullah. Derdin dediğinden de büyükmüş. Dünyaya meyletti mi kalp? Kapılar kapanır bir bir. Pencereler kapanır. Perdeler örtülür. Bakarsın, göremezsin. Duyarsın, anlayamazsın. Anlarsın, hissedemezsin. Peşinden koşanı perişan eden dünya. Yakalamak isteyeni yaka paça eden dünya. Doymak isteyeni sonsuz bir açlığa mahkum eden dünya. Kurtul Ciritçi Abdullah. Paçalarını kurtar bu kirden. Nasıl? Nasıl yaparım? Onca yıl olmuş, sıyrılamamışım ondan. Onca acı, onca kayıp. Neden hala içimde bir parçası kalmış? Her şeyin bir vakti vardır. Yaklaşan bir gün var. Bir fırsatlar gecesi. Kaçırma sakın Ciritçi Abdullah. Kaçırma sakın. Affet beni, çok üzgünüm. Lan gülüm, sorun yok, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Ya kurbanın olayım, affet beni. Ya öyle selam birden roket falan deyince benim elim ayağım boşandı. Sonra geldim sizi orada gördüm. O yüzden öyle laflar ettim. Ne olur affet. Ya bağır çağır ama ne olur affet beni. Ya tamam, ben seni anlıyorum. Vallahi sorun yok ya. Affedecek bir şey de yok. Gönlünü ferah tut gülüm. Nasıl? Kızmadın mı sen bana? Ya yok, kızmadım. Niye kızacağım ya? Sonuçta haklısın. Yani sonuçta gizli saklı iş yapmış olduk. Öyle değil mi? Hadi hırpalama kendini. Bitti gitti gülüm. Can kuşum benim. Senin merhametli kaybına kurban olurum ben. Çok sağ ol. Hem sana bir şey diyeyim mi? Bundan sonra işine karışmak yok. İcat mı yapmak istiyorsun? Git icadını yap. Tamam mı? Kendini tehlikeye atmadığın sürece ben her şeyde senin yanındayım. Zaten sen bilirsin eğrisini doğrusunu. Tamam tamam. Dert etme. Gülüm benim. Dert etme. Tamam yavrum ben. Bismillah. Çocuklar. Burada mıydınız? He. Buradayız baba. Öyle kendi aramızda konuşuyorduk. Ya günlük meseleler bir şey yok. Hayırdır? Ya ne hayır olacak Veysel? Senin o bıyıklı emmi oğlun yok mu? Sakar. Geçen bacayı temizleyeceğim diye girdi oralara. Dağıttı her bir yeri. Tuğlalar aşağıda. Benim bacağım sakat. Ben bakamadım, ilgilenemedim. Onların halledilmesi lazım Veysel. Ramazan yapacağı işten ne bekliyor? O kadar olacak işte. Tabii yani sabahtan halleder. Sen ne diyeceğim ya? Hazır oraya girmişken diyorum. Orayı sıfırdan yeni bir oda mı yapsak çocuklara, oyun odası? Gerçekten mi baba? He, gerçekten. Rahat rahat oynarsınız ya. Öyle değil mi? Hem bak geceleri ablanla beraber oturursunuz, yıldızları incelersiniz. Olmaz mı? Olur. Hem de çok güzel olur. Oh, hadi kaptınız mis gibi odayı. Siz biraz daha oturun, ben yemeği hazırlayayım, tamam mı? Yok, bugün yemek benden. Bugün yemek benden. Bugün size kaportacı Veysel Usta usulü menemen yapacağım. Oh! Yanına mis gibi çay, bir de çocukların en sevdiğinden bir patates kızartması. Ne diyoruz? Aslan yaşasın! Öyle yaşasınla aslan babamla olmaz. Kalkın benim yamaklığımı yapacaksın. Sana bak. Hadi bakalım. Kalk, yürü bakalım, yürü bakalım. Patates kızartacağız beraber. Gres yayla kızartacağım size. Özür dilerim. Affedebilecek misin beni? Yok Asuman. Affetmeyeceğim seni. Ya iyi de vallahi bir yanlış anlaşılma oldu. Yani ben size bir şey olur diye korktum. Yoksa böyle bir şey olduğunu bilseydim ben karışır mıydım hiç? Bak söz veriyorum sana. Söz veriyorum, bir daha hiçbir şeye karışmayacağım, tamam mı? İster icat yapın. Yani ne yapıyorsanız yapın. Vallahi bak söz veriyorum, karışmayacağım. Bilmiyorum Asuman. Düşünmem lazım. Ya lütfen Ramazan ya. Ne olur bak affet beni ya. Lütfen bak. Vallahi ben bu gece uyuyamam ki. Sen affetmemi mi istiyorsun? Hı hı. O zaman bir şartım var. Bizimle geleceğin beraber icat yapacağım. Nasıl yani? Ben ne anlarım ki icat işlerinden? Vallahi orası beni enterese etmez Asuman Hanım. Artık gidersin makine mühendisi mi okursun? Tamircide mi çalışırsın? Orası senin bileceğin iş. Yedi düvele Asuman mucit oldu dedirtene kadar affetmeyeceğim seni. Mucit Asuman mı? Evet. Ne var? Asumanlar mucit olamaz diye bu kural mı var? Var da ben mi bilmiyorum? Bir dakika sen dalga geçiyorsun. Sen dalga geçiyorsun benden Ramazan. Ya ben de burada saf saf korkuyorum bana kızgınsın diye. Ya ben sana kızabilir miyim? Kara civcivim benim ya. Allah Allah şuna bak. Dalga geçiyorum tabii. Gel. Affetim gitti. Çok korktum bana kızdın diye. Ayıp be kardeşim. Bari bizim yanımızda yapmayın şunu ya. Kaç kere diyeceğiz? Ne var lan? Allah Allah. Anan işte, seviyorum ananı. Ne var bunda? Duysun herkes, bütün dünya duysun. Ne var bunda utanılacak? Sev babacığım. Sevmediğin yok da. Yani bana kardeş yapma gibi bir takım planlarınız varsa ben baştan söyleyeyim. Ben kardeş falan istemiyorum. Sonra durduk yere mirası yarıya bölmeye lüzum yok. Aa. Kes. Yaklaş. Beni o. Gel. Gel buraya. Ya baba. Oyuyla bize... Babadır patlayacağım şimdi. Patlayacak zaten şimdi. Gel buraya lan. Anne yardım etsene ya. Hayır. Yok bu sefer baban haklı. Hatta sen gel bakayım buraya. Bakayım sen. Anne durdu. Taner. Ne yapıyorsun canım benim tek başına? Gel gülüm gel. Gel öyle çalışmaya dalmışım gel. Gel canım hoş geldin. Ay hoş bulduk. İyi misin bakalım? Moralin falan bozuk değil mi? İyiyim ya. Çok iyiyim. Yani hatta uzun zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ya beni üzen ne borçlarda ne başka bir şey. Roketle alakalı bunca yıllık emeğimiz boşa gidecekti, ona üzülüyordum. Ama şimdi Ayşe Hoca yapacak yani, ekibi yapacak, başaracak. Uçuracak o roketi inşallah. İnşallah. Bu arada Asuman'la Cemile'ye de gönül koyma, olur mu? Vallahi kötü niyetleri yoktu yani. Çok korktukları için o kadar sert tepki verdiler. Ya. Ben biliyorum, oradaydım. Ya yok öğretmen hanım, neye bozulacağım Allah aşkına ya? Benim yengelerim candır. Ya ben öyle iki lafa bozulur muyum ya? Ya yakışmaz bize. İyi bakalım. Bunlar ne? Deprem. Hasan hocamın bana vasiyeti. Depremi önceden tespit eden bir cihaz. Yani vakti zamanında çalışmış ama tamamlayamamış. Bana söyledi, tamamlar mısın dedi. Mükemmel bir fikirmiş bu. Da mümkün mü böyle bir şey, yapılabilir mi gerçekten? Yani canım şimdilik bilmiyorum. Ama teknik olarak mümkün bence. Yani sonuçta deprem yeryüzünün kilometrelerce altında oluyor. Ya bana dedem anlatmıştı zamanında. Bundan 40 sene önce evvel böyle buralarda deprem olmuş, tamam mı? Ya evler falan yakılmış böyle, insanlar ölmüş. Gönül Dağı'ndan da kayaların düşmesi depremle alakalı biliyorsun. O yüzden eğer biz bu cihazı yapabilirsek, eğer başarabilirsek... yani büyük bir iş başarmış oluruz. Hem insanların da hayatta kalmasına vesile oluruz. Ya sonuçta deprem ülkesiyiz. Yani bu çok büyük icat. Ben de ne diyeyim tam bilemedim ama... ne olursun bütün enerjine, bütün gücünle çalış şuna Taner ya. Yani yapabilirsen sen yaparsın bunu. Birisi bunu icat edecekse bu benim mucit benimden başkası değil. Bakalım. Bismillah diyelim, besmeleyi çekelim ya Allah'tan. Hadi bakalım. Şuna bir bakabilir miyim? Bak canım bak. Efendim müdür bey? O yarın değil miydi? Peki ben yarın sabah kendi aracımla gelsem sorun olur mu? Anladım. Tamam. Yok hazırlanır yetişirim ben. Sıkıntı değil. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne oldu canım? Bir yere mi gidiyorsun? Ben koşturma içerisinde sana söylemeyi unuttum da... ya bu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işte bir öğretmenler için konferans düzenliyormuş. Benim de ona katılmam gerekiyor. Müdür bey bugünden gidelim dedi. Ona haber ediyor. Herhalde akşama falan da toplantılar olacak. Ha, nasıl ya? Kaç gün kalacaksın? Kaç gün gideceksin? İşte bugün gideceğim. Yarın akşama dönmüş olurum. Kısa yani. Ne oldu? Sen benden bir ayrı kalmak istemedin. Ya istemiyorum tabii. Allah Allah, istemedim. Ne var? Nişanlım değil misin? İstemiyorum. Öyle de bir güncük canım. Hem evli olsak sen de gelebilirdin. Eş kontenjanı var. Benim öğretmen arkadaşlarım eşleriyle geliyor. Ama nişanlı kabul etmiyorlar. Ah be. Bak görüyor musun? Kaçırdık. Vallahi görüyor musun ya? Haksızlık ama bu. Haksızlık yok. Ben kabul et. Ben de gelmek istiyorum. Olmaz mı? Ben de geleyim. Ama kurallar böyle. Yapacak bir şey yok. Ben işte bir an evvel eve gideyim de valizleri falan hazırlayayım. Zaten senin de benden çok daha önemli işlerin var gördüğüm kadarıyla. Görüşürüz sonra. Ben şey yaparım seni. Uğurlarım, tamam mı? Hadi bakalım, görüşürüz. Uğurlamaya gelirim seni. Nereden çıktık şimdi? Hani Hüseyin abi, bizim çaylar ne oldu? Bizim o roletleri de unutma. Ya arkadaş, siz ne sabırsız adamlarsınız ya. Ananızın karnında 9 ay nasıl durdunuz merak ediyorum vallahi ya. Allah şu çayını sen. Al. Al sen de şunu. Sen de şunu al. İyi de Hüseyin emmi ben çay istemedim ki. Hüseyin emmi sen herkese çay atıp gelmişsin. Benim kapıcı mı vardı? Kapıcı mı vardı? Ne kapıcısı la? La hepinize ayrı ayrı şey mi vereceğim ben ya? Alın işte çayınızı için çok konuşmayın. Bir de bana kapıcı diyor. Ulan Rıfat, bir saatlik dedim. Bütün işi üstüme yıktın gittin ya. Lan ne çakal adam bu ya? Kolay gelsin Hüseyin emmi. Selamünaleyküm. Zahmet olmazsa bana da bir çay vereceğim. Hani nerede bizim parlak kahveci? Elinin köründe Selami, elinin köründe. Ben nereden bileyim senin parlak kahveci nerede? At şu çayı, çok konuşma. Ben ne dedim şimdi ya? Adeta bütün hıncımı senden çıkarıyorum dercesine. Al şu çayı. Al defol git şuraya. Duydunuz mu olanları? Ne olmuş lan? Televizyonu açın bir bakın. Televizyonu. Bağırıyorsun lan, aç bakın. Bugün Basmacı Köyü'nde düğün yemeğinde ölüm. La bu Rıfat'ın anası değil mi lan bu? Ta kendisi Hüseyin emmi. Basmacı Köyü'ndeki düğün trajik bir olaya sahne oldu. Düğün yemeğinden zehirlenen 30 vatandaş hastaneye kaldırılırken 3 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ano! Deme la. Olayla ilgili düğün yemeğini yaptığı belirlenen şüpheli Hacer Turan isimli vatandaş jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Fatih kardeşim kurma oğlum, bir sakin ol. Bak kendini harap ettin sabahtan beri, bir sakin ol. Abi Allah aşkına nasıl sakin olayım ya? Bütün köy anamdan şikayetçi olmuş, hakim ne karar verdi kim bilir ya biz. Biz bir gün gülemeyecek miyiz ya? Vallahi ben dayanamıyorum artık. Kardeşim bak, anlıyorum ben seni. Haklısın oğlum, haklısın. Ama bak kadın içeriden çıkıp seni böyle görürse daha kötü olur. Bir sakin ol, bir kendine gel aslanım haydi. Batım evet. Bak Sefer abim doğru söylüyor. Anam seni böyle görürse çok üzülür. Hadi. Hanım iyi misin? Ana, ne oldu? Ne dedi hakim? Oğlum, siz burada boşuna beklemeyin. Tutuklu yargılayacaklarmış beni. Ne tutuklusu ya? Olmaz. Oğlum sen demedin mi benim bir suçum yok demedin mi? Ana sen burada bekle. Ve ben gideyim bir hakimle, savcıyla bir konuşayım. Ne olur. Bir sakin ol. Bak tedbiren bu kararı vermişler. Nihai karar değil. Bir sakin ol. Kurban olayım. Hadi. Oğlum, onlar da işlerini yapıyorlar. 3 tane ölü varmış. Beni dert etmeyin. Ben başımın çaresine bakarım. Siz ailemize sahip çıkın. Torunlarıma iyi bakın. Ya anam bizim sensiz ailemiz olmaz ki. Ha? Tamam bak söz. Bunlar da geçecek. Evimize döneceksin. Anam. Bak sen ağlama. Mama, ben seni buradan çıkaracağım. Gerekirse varımı yoğumu satacağım. Ben seni buradan çıkaracağım. Ben seni burada bırakmam. Bırakmam ben seni anam. Artık gitmemiz gerek. Hakkınızı helal edin. Gidip de çıkmamak var. Ne olacağı hiç belli olmaz. Anam o nasıl söz öyle ya? Anam deme öyle, öyle deme. Benim size hakkım helal. Siz de helal edin oldu mu? Torunlarıma iyi bakın oğlum. Helal olsun. Ya öğretmen hanım vallahi böyle hiç olmadı ya. He? Bak ya ben de gelseydim en azından şöyle yapardım. Ya illa aynı odada kalacak değiliz ya. Ben yan odada kalırdım olmaz mı? İşte o işler öyle olmuyor ki bir tane. Öğretmenler evini öyle dışarıdan yabancı almıyorlar. Her şeyi de eşlere göre ayarlamışlar. Ne yapalım? Tamam bak şöyle yapalım o zaman. Ben yine geleyim. Ama ayrı yerlerde kalalım. Yani ben kendimi otel tutayım. Sen yine öğretmenler evinde kal, ben otelde kalayım. Öyle olmaz mı? Heh, olur öyle olur ya. Sen benden ayrı bir gece bile geçiremiyorsun farkında mısın? Ya sen ne sandın öğretmen hanım bak. Bana kalsa ben seni kelepçeli koluma kelepçeler yanından bir dakika bile ayırmam. Ama işte şartlar müsait değil. Tamam. Merak etme işte ben şimdi bak yatacağız kalkacağız sonra gelmiş olacağım. Tamam mı? Hem evlendikten sonra biz bir sürü geziye konferansa birlikte gideriz. Tamam. Bu seferlik böyle olsun. İyi madem. Hem sen de benimle geliyorsun sonuçta. Merak etme. Nasıl geliyorum? Ben seni burada götürüyorum. İnsanlar bekliyorlar. Gideyim artık. İyi tamam hadi. Haberleşiriz. Allah'a emanet ol. Beni habersiz bırakma olur mu? Tamam. Ben merak ediyorum. Aklım sende tamam. Tamam sen de kendine dikkat et. Görüşürüz kendine iyi bak. Ellerimden gitme benden kalbimden evim ol sen memleketim ben bir hikaye yaz bize bir sevdamız ol. Güle yaz aşkıdır kalp kalbe dolsun. Bir güneş doğdu top İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Rıfat'ım geçmiş olsun. Sağ ol abi. Buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun çocuklar. Geçmiş olsun Rıfat, Allah kurtarırsa. Geçmiş olsun. Eyvallah. Rıfat, Taner Selma'yı uğurlamaya gitti de o yüzden gelemedim. Kusura bakma. Estağfurullah. Hacer teyze nasıl, iyi mi? Yani bizi üzmemek için iyiymiş gibi yapıyor ama ben biliyorum anamı. Oralarda yapamaz. Yani Basmacı Köyü'nde herkes böyle mi Rıfat ya? Ya Hacer teyze falan oralara kadar gidiyor muydu? Ya işte kasabadaki işlerini halletti. Oralarda da çalışmaya başladı. Öyle zincir şube gibi tek başına uğraşıyordu. Yok ben biliyordum ya, kasabada böyle 2-3 yere falan gidiyordu ama oralara kadar gittiğini vallahi bilmiyordum ya. İşte hepsi bizim yüzümüzden oldu. O ne demek ya? Sizin ne alakanız var ki konuyla? İşte annem bizi yetmek için daha fazla iş alıyordu. Biliyorsunuz ben çocuklardan çalışamıyorum. Rıfat da bütün gün kahvede. O da elinden gelenin daha fazlasını yapacağım derken öyle bir iş geldi başımıza. İşte bizim yüzümüzden hapse girdi. Ya Mihriban ne olur kendini suçlama. Siz kimsenin kötülüğünü istemezsiniz ki. Hem ben eminim Hacer teyze yani soruşturma sonuçlanınca direkt dışarı çıkacaktır. İyi düşünelim, iyi olsun değil mi? Ama inşallah Elif. İnşallah, yoksa biz bu yükle nasıl dururuz ben hiç bilmiyorum. Ya ben bu köyde görev yapan doktor arkadaşlarla konuştum. Bu zehirlenen kişilerden kan testi almışlar. Vefat eden insanların adli tıp raporlarını hazırlıyorlarmış. Ya bu durum bütün köyü etkilediği için biraz uzun sürecektir. Yani haberiniz olsun. E iyi işte. Yani rapor çıktığında Hacer teyzenin suçsuz olduğu da anlaşılacak. Ya zaten bu kadın yıllardır bu işi yapıyor. Biz şahidiz ne kadar temiz iş yaptığını. İnşallah, inşallah da yani... Ben bu sonuçlanana kadar biz ne halde oluruz, annem orada ne halde olur vallahi hiç bilmem ben. Güzel kardeşim, Allah'ın izniyle, el birliğiyle bu olayı da atlatırız. Sen enseyi karartma hemen. Tamam. Aynen. Bak Sefer abim doğru söylüyor Rıfat ya. Ne demiş büyüklerimiz? Adalet er ya da geç tecelli edecek ya. Aynen öyle ya. Bak ben de hapse girdim çıktım oğlum. Her şey aleyhimeydi o zaman, öyle değil mi? Ne oldu sonra? Suçsuz olduğum anlaşıldı. Hatta sen ortaya çıkardın oğlum, hatırlamıyor musun? Sen olmasan kim bilir ne halde olurduk ya. Ne bileyim ya. Gerçekten ne bileyim. Anam o gün o işe gittiğinde de yorgunluktan, uykusuzluktan bitap haldeydi. Böyle tek başına sürekli yetişmeye çalışıyor bize. Ben biliyorum. Tüm bunların sorumlusu benim. Bilmiyorum. Ya. İşte bizim de kolumuz kanadımız kırılmış gibi oldu. Hayır annem bu aile için çok çalıştı, çok dedi de. Keşke karşılığı bu olmayaydı. Yapmayın böyle. Sizin ne günahınız var? Hayat bu. İnsanın başına her şey geliyor. Siz yeter ki ümidinizi kaybetmeyin. Cemile haklı. Bu süreçte hem kendiniz hem de çocuklarınız için güçlü durmak zorundasınız. Ömer bugün okulda o kadar durgundu ki. Siz böyle ümitsizliğe kapılırsanız çocuk ne yapsın? Öyle değil mi? O yüzden bu durumu az hasarla atlatabilmek adına dik durmak zorundasınız. Toplayın kendiniz, olur mu? Rıfat'ım, biz sizin için buradayız. Hep destek, tam destek ya. Bana bak, öyle kendinizi yalnız hissetmek yok ha. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizden razı olsun ya. Allah çok sağ olun. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Afiyet olsun. Sağ olun Selma. Buyurun masanız hocam. Bir sandalye çekin, beraber yiyelim. Ben sizi hiç sıkıştırmayayım ama teşekkür ederim, sağ olun. Tamam hocam, size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Selma'm, canım. Selma'm mı dedin sen bana? Ben yanlış mı duydum? Doğru duydun ya. Sen benim Selma'm değil misin ya? Selma'm dedim. Ne öyleyim tabii. Ne yaptım, ne ettin diye aradım ya. Eve falan geçtin mi? Bir de sesini duyayım istedim. Ha yok ya, yok canım geçmedim. Daha aldayım. Çalışıyorum, birazdan geçeceğim. İyi yaptın ya arayıp. Ben de seni merak ediyordum vallahi. Kestiremedim ama müsait misin değil misin diye. Ne yaptınız? Sağ salim arabildiniz mi? Vardık ya. Zaten yol kısaydı. 1 saat falan sürdü. Hatta geldik bir toplantı bile yaptık. Şimdi de yemek yiyoruz. Ha, iyi güzel. Afiyet olsun. İş bana bak ne diyeceğim. Ne var yemekte? Bak eğer kuru fasulye pilav varsa vallahi 2 kere üzüleceğim ha gelemediğime. Yok merak etme. Ya Taner. Biliyorum çok az zaman geçti de. Ben seni çok özledim ya. Keşke sen de burada yanımda olsaydın şimdi. Biliyordum öğretmenim. Biliyordum bak saat erken. Ben hemen şimdi çıkar geleyim sonra dönerim otelde kalırım ha. Yok ben onun için söylemedim ya. Yapma sakın öyle bir şey. Ben sadece işte seni çok özlediğimi bil istedim. Nasıl bir şeyse artık bu. Vallahi bağımlı olmuş gibi hissediyorum sana. Penceremden odunu görmek bile yetiyormuş meğer. Aman ettiğim laflara bak tamam Allah aşkına. Bir gece ayrı kalıyoruz. 15 yaşındaki ergen kızlara bağladım. Tamam yok bir şey tamam. Ya yok öğretmen hanım bağımlılık değil o. Bağımlılık değil aşk. Vallahi bak bunun adı aşk ya. Hayır aynısı bana da oluyor. Şimdi sen gittin ya böyle bu gece sanki Gedelli'nin ruhu çekilmiş gibi geliyor bana. Tamam iyiyiz bir şey yok. Zaten azıcık zaman kaldı ben yarın 2'de gibi evde olurum. Sen de sakın abi delilik yapıp buralara gelmeye kalkma tamam mı? İşi gücü aksatma. Söz ver. İyi tamam. Tamam söz. Söz merak etme. Artık yani kuru bakacağız pencerene. Ya bak bakalım. Çok seviyorum seni canım nişanlım. Ben de seni çok seviyorum canım nişanlım benim. Bak gece yatarken üstünü ört tamam mı? Hava serin üşütme. Haberleşiriz. Tamam merak etme. İyi o zaman artık sana iyi geceler. İyi geceler. Amcaoğlu. Oğlum hayırdır sen niye telefonlarını açmıyorsun ya? Arıyoruz açmıyorsun, mesajları görmüyorsun. Tamam da buradayım işte. Dalmışım öyle çalışıyorum. Allah. Gelin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu ne var? Sorma oğlum ya. Rıfat'ın anasını tutuklamışlar. Nasıl la? Bizim Hacer teyzeyi. Aynen öyle amcaoğlu. Niye la? Vallahi dün de yemek yapıyormuş. Bayağı insan zehirlenmiş. Ölen falan da var. İşte nöbetçi mahkemede tutuklu yargılama vermiş. Aslı ne diyorsunuz oğlum siz? Ölen falan var diyorsunuz he? Ne olacak? Yeter ki böyle bir şans var. Küçücük bir şans. Erkan, oğlum kapı çalıyor. Tamam ben bakarım. Ana hoş geldin. Hoş buldum oğlum. Size börek getirdiydim. Ya ana gece niye zahmet ettin? Aa, ne zahmeti oğlum? Buyur geç. Lafı mı olur? Şuradan şurası zaten. Hadi sen şimdi bize güzel bir çay demle. Börekle iyi gider. Geç otur sen geç. Heh. Erkan al bakayım şunu. Oh. Hoş geldin nene. Oo, hoş buldum oğlum. Ya. Nasılsın Erkan? İrem'le görüştünüz mü? Nasıl geçti görüşme? Görüştük. Ama bu iş olmayacak. Ya kıza da söyledim. Olacak gibi değil anlayacağım. Ne demek oğlum olacak gibi değil? Bu iş çocuk oyuncağı değil. Sana söyledim daha önce. Şimdi biz kızın ailesine ne diyeceğiz? Oğlumuz kızınızı yarı yolda bıraktı mı diyeceğiz? Nene Allah aşkına bir sakin ol ya. Hem yarı yolda bırakmak falan ne diyorsun nene? Ben öyle şeyler yapacak insan mıyım Allah aşkına? Ya İrem'e de söyledim. Ben ona karşı bir şey hissetmiyorum. Yani ne yapsaydım? Boşu boşuna ümit mi verseydim kıza? Yol yakınken hatamdan geri döndüm işte. Ya ne bileyim. Böyle mantık evliliği falan bana saçma geliyor. Aşk desen orada da 3-0 mağlubu zaten. Evlilik de benlik değil. Of aman ya boş ver ya. Vallahi sen benim böyle dertlerime tatlı canını sıkma. Boş ver. Peki oğlum peki. Öyle diyorsan öyle olsun. Ama sakın daha sonra gül gibi kızı kaçırdım diye pişman olup bana gelme, hemen. Buyurun. Yok oğlum yok, ben içmeyeceğim. Hadi siz için afiyet olsun. Size hayırlı akşamlar. Nene. Kızım, niye burada kös kös oturuyorsun? Gel hadi aşağıya, misafirim var. Kim geldi yoksa? Erkan mı? Ne Erkan'ı kızım ya? Çetin gelmiş, seni görmek istiyor. Sen bugün böyle ağıldan birdenbire çıkınca merak etmiş haliyle. Ne düşünceli çocuk değil mi? Çetin mi? Ya şu an hiç onunla uğraşamayacağım vallahi anne. Şimdi gitsin, yarın ağla gidersen ben görüşürüz orada. Nasıl gitsin kızım? Ne diyeceksin şimdi çocuğa ben? Gel bir merhaba de, hiç sahip olmasın, kapıya kadar gelmiş. Ay ne bileyim anneciğim, bir bahane uydur işte. Hastaymış de, uyuyormuş de, bir şey de gitsin. Filiz kızım, sen niye böyle davranıyorsun bu çocuğa? Bak belli ki Çetin seni seviyor, sana değer veriyor, etrafında pervane oluyor, görmüyor musun? İstanbullardan bile kalkıp geri dönüp geldi. Sen niye bu çocuğa bir şans vermiyorsun? Belki senin için iyi olacak bak. Çok iyi, çok efendi çocuk. Belki ki seni mutlu edecek. Anne, ben Çetin'i sevmiyorum. Ya sevmiyorum. Bak o benim için bir arkadaştan fazlası değil. Sen neden anlamak istemiyorsun bunu? Ya sen ne istiyorsun anne? Ben onu sevmiyorken ona umut mu vereyim istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben birbirimizi daha iyi tanısaydınız diye şey ettiydim. İşte öyle şey etme işte. Bak ne olursun, beni seviyorsan bir daha bu konuyu açma. Bu işin oluru yok. Hatta hiçbir işin oluru yok benim için. Ben hiçbir zaman evlenmeyeceğim çünkü. Sonsuza kadar burada böyle yapayalnız ömrümü tüketeceğim ben. Hani ne olur gelmeyeceğimi söyle. Tamam kızım, sen nasıl ediyorsan öyle olsun peki. Yani bence bir şans daha vereydin iyiydi. Bir daha bu kadar iyi, bu kadar temiz çocuğun... Anne! Tamam kızım tamam. Ben gidiyorum. Gelemeyeceğini söylerim. Hasta falan derim artık. Hı. Ha. Hadi. Of! Öğretmenim, siz miydiniz? Hoş geldiniz. Kızım ne bu hali? Ağladın mı sen? Bir şeyler izliyordum da biraz duygulandım. Gözlerim dolmuş olabilir. Ha, öyle diyorsun madem, tamam öyle olsun. Rapor aldı dediler de ben de merak edip bir görmek istedim seni. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Böyle biraz geçmişe gittim de ben. İyi hissetmiyorum öğretmenim. Ah canım benim. Gurbet nedir en iyi ben bilirim. Burada bir başına. Belli ki canını sıkan bir şey olmuş. Konuşmak ister misin? Ah canım benim. Genç yaşta neler yaşamışsın sen öyle. Hiç haberim yok. Halbuki dışarıdan bakıldığında öyle hayat dolu, öyle enerjik görünüyorsun ki. Ne yapayım öğretmenim? Unutmaya çalışıyorum yıllardır. Belki kendime böyle pozitif, güçlü bir persona yarattım. Ama yalnız kalınca... Bugün o nikah masasında yapayalnız kaldığım günün acısı hala içimde. Taptaze. İnsan işte. Ne güzel demiş Mevlana Hazretleri. İnsanı gördüklerinden ibaret sanma. Görmediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi. Dışı sadece bir manzara. Biz sadece manzarayı görüyoruz. Doğru. Peki Seyfettin? Hani anlattığın kadarıyla en saf, en temiz duygularla seninle konuşmuş. Gerçi bunları söylemek bana düşmez ama... yani hiç mi olmaz? Belki... Olmaz öğretmenim. Olmaz. Yani şimdi Allah var. Seyfettin Bey çok iyi insan. Çok temiz kalpli. Ama ben üzerim onu. Kendimi biliyorum. Benim bu içimdeki kocaman boşluk onun duygularını mahveder. Bu evde kalmam da hata. Belki de taşınmam gerekecek. Evet. En doğrusu bu. Seyfettin, oğlum ne bu hal? Ne böyle ruh gibi dolaşıyorsun gece gece? Korktum vallahi ya. Şey başkanım, ben evde böyle biraz darlandım da yürüyeyim istedim. Siz de görmemiştim, kusura bakmayın, olur mu? Ne demek ya? Ne kusura bakması da? Bir şey mi oldu ya? Ben meraklandım şimdi. Yoksa bu geçen gece konuştuğumuz konuyla mı alakalı? Mevsim Hanım evlenmeyi düşünmüyormuş başkanım. Görmüyor bile beni. Allah Allah, o nasıl şeymiş öyle ya? Gencecik kız niye evlenmek istemesin? Seyfettin, sen yoksa bu kızı üzecek bir şey mi yaptın ya? Yapmış olmayasın, ha? Başkanım, olur mu öyle bir şey? Ben ne yapabilirim ki ona? Üzmüşler onu. Kalbini kırmışlar. Yıllar evvel sevdiği adam nikah masasında terk etmiş başkanım. Bir de anladığım kadarıyla kötü biriymiş. O da sevgiye, aşka olan bütün inancını kaybetmiş. Bana da boşuna ümitlenmeyin dedi, gitti. Başkanım, ben böyle boş boğazlılığımdan ben anlatıyorum. Bunlar aramızda kalsın ama, tamam mı? Ne olur aramızda kalsın. Ya Seyfettin, tabii ki aramızda kalacak. Niye yani gidip kime anlatacağım ki yani? Ben sen gibi gidip de anons odasından yani kasabaya duyuracak değilim, değil mi? Neyse, ama bu anlattıklarına bakılınca yani mantıklı düşünürsek yani seni böyle karalar bağlayacak bir durumun yok ki. Başkanım, beni dinlemiyor musunuz siz? Ben kırılıyorum ama şu anda, lütfen. Seyfettin, bir dur, Allah'ını seversen bir dur ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bak iyi dinle. Yani bak, kız sana yardım çığlığı atmış. Yaralıyım demiş. Ne demek bu? Ne demek? Yani seninle bir alakası yok demek, öyle değil mi? Yani ne bileyim, belki de kız böyle yaralarının sarılmasını bekliyordur böyle içten içe. Hı? Olamaz mı? Tabii ya. Onun da aşktan yana yarası var benim gibi işte. Bütün bunların benimle bir alakası yok ki aslında. Nasıl yani? Bizim bilmediğimiz senin bir aşk acın falan mı var? Başkanım, Allah sizden razı olsun. Ben şu anda içimde böyle bir umut ışığı doğdu şu anda ya. Yani ben onun yaralarını sarsam, yani yaralarını sarmak için yollar bulsam... belki sever beni, belki gerçekten tekrardan inanır. Başkanım, çok sağ olun ya. Dur Seyfettin, düşüreceksin beni ya. Hadi oğlum, hadi tamam. Hadi doğru evine koş. Yavaş düşeceksin oğlum, yavaş Seyfettin. Münir, sen kimle konuşuyorsun gece gece? Kedilerle konuşuyorum. Kedilere aşk hayatı hakkında bilgiler veriyordum. Ya kiminle konuşacağım ya? İşte çöp dökmeye çıktım. Ne dedim ben şimdi ya? Bak hava çok soğuk. Hadi içeri gir, hasta olacaksın. Geliyorum zaten. Oğlum bu Rıfat'ın da ne çekecek çilesi varmış ya çocuğun. Vallahi bak çok üzüldüm ya. Keşke ben de gelseydim sizinle. Kavgayı sen ne yapacaksın amcaoğlu? Rıfat zaten böyle darma duman olmuş. Adam ne desek kafasını sallıyor. Ya Mihriban, 3 tane bebesi var. Bizimkilerle 1 tane olan. Şimdi Hacer teyze varken Golgan'a donuyordu kıza yani. Şimdi ne yapacak kız Allah bilir. Allah'ım. Biz bir şey yapamaz mıyız amcaoğlu? Rıfat'ı biliyorsun, gariban çocuk ya. Bizden başka kimsesi de yok. Yaparız amcaoğlu, yaparız. Hatta yapmamız lazım. Ya bizim kasabanın çocuğu Allah aşkına ya. Yani en azından avukat neyim tutarız yani, arkasında dururuz. Amcaoğlu, senin bu baldız vardı ya lan, Zeynep avukat. Onunla bir konuşsak. Zeynep nereden benim baldızım oluyor lan? Ben Elif'le mi evliyim oğlum? Zeynep abimin baldızı değil mi? Sen kafa yandı iyice. Ya Allah Allah tamam. Sonuçta uzaktan baldızım oluyor yani. Konuşsak olmaz mı? Dava dosyasını falan açsak. İstanbul'da oğlum uzaktan zor olur olmaz. Tamam ya tamam dert etmeyin. Bizim bu davaya bakan ben avukatla konuşurum o ilgilenir. Yani o çözer. Oğlum zaten Hacer teyze Allah aşkına susuzdur ya. Kaç yıllık aşçı yani kadının bu zamana kadar hiç kimseye bir zararı dokunmadı ya. Bak ben sana söyleyeyim o işin içinde başka bir şey var ha. Eyvallah oğlum sen şu avukatla bir konuş da ya şey de diyorum avukat parasını falan biz aramızdan halledelim ya. He onu şey yapacağız. Hallederiz la herhalde. Herhalde öyle yaparız ya. Ne bu lan? Sen icat mı çalışıyorsun lan bizden habersiz? He? Başladım. Başlayacağım işte. Daha başlamadım da başlayacağım. Deprem diyor. Depremle alakalı. He. Ya amcaoğlu benim bir Hasan Hoca vardı ya lisede. He, Mucit. Heh, Mucit olan. Şimdi o geldi, onunla konuştuk. Bu böyle deprem olmadan önce haber veren bir cihaz üstünde çalışıyormuş. Ama yani bitirememiş, tamamlayamamış. Bana dedi, sen dedi yapar mısın dedi, sen yap dedi. Hatta üstünde çalış dedi, emek ver dedi, sen yap dedi. Vasiyetimdir dedi. İşte onun üzerinde çalışacağım bakalım. Ya oğlum, bir düşünsenize la. Bir düşünün. Deprem böyle 30 saniye önceden, hatta bir dakika önce böyle haber veren bir sistem yapsak. Ha? Nasıl olur? Kaç tane canlı hayatını kurtarırız bir düşünün. Oğlum sen ne diyorsun? 21. yüzyılın icadı olur lan. Ya. Memleketimize, bütün insanlığa hatta büyük bir iyilik yapmış oluruz da... mümkün mü böyle bir şey? Nasıl yaparız? Yani çalışacağız amcaoğlu, bakacağız. Dünyadaki örneklerini araştıracağız, bakacağız yani. Sonuçta bu depremler hepimizin canını çok yaktı. Yani nice masum insanlar hayatını kaybetti. Nice ocaklar söndü, paramparça oldu. 17 Ağustos'un, 6 Şubat'ın yaraları hala içimizde taptaze. Allah hayatını kaybedenlere, kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza... mekanlarını cennet eylesin. Amin. Amin. O zaman çalışalım oğlum. He? Gecemizi gündüzümüze katalım. Çalışalım ya, ben varım. Sonuna kadar varım. Ne yapalım? Deprem, vay be. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ya... geçen gün ben... Veysel'in bacayı temizlemeye gittiydim ya orada. Hı. Orada bir defter buldum ben amcaoğlu. Ne defter lan? Bu amcaoğlu. Ya dedem hep anlatırdı yani. Zamanında burada kasabada bir deprem olmuş. İşte ta o zamanlarda depremi yaşayan biri kitap yazmış, tamam mı? Ama böyle acıların başından geçenleri falan anlatmış yani. Ama okumanız lazım amcaoğlu. Bir şah eser ya bu. Vallahi bak. Çok acayip bir şey yani. Kaç gündür bu deftere kafam takıldı benim de. Kim yazmış? Acaba bu hikayeler gerçek mi diye. Sen deprem deyince ben ona şaşırdım yani. Lan... Allah Allah. Neymiş la o böyle? Nasıl bir deftermiş? O kitap gibi mi? El yazsın mı? El yazsın. Ha, bayağı şöyle yazmış. Çok acayip ya. Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir. Seyürdü ben sesine varıp yetesim gelir. Sırat kıldan incedir. Kılıçtan keskincedir. Varıp anın üstüne evler yapasım gelir. Altında gayya vardır. İçi nar ile pürdür. Varu ben ol gölgede. Biraz yatasım gelir. O da gölgedir deyü. Tan eylemem hocalar. Hatırınız hoş olsun. Biraz yanasım gelir. Ben günahımca yanam. Rahmet suyunda yunam. İki kanat takınam. Biraz uçasım gelir. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Selamünaleyküm Ciritçi Abdullah. Ve aleyküm selam muhterem. Bu ne güzel bir hoş geliş böyle. Buyur gel. Hani sen dediydin ya bana... dünyayı kalbimden söküp atmayı öğret diye. Ben öğretemem Ciritçi Abdullah. Öğretmek benim işim değil. Ama Belki yol öğretir. Hadi gel bir yolculuğa çıkalım seninle. Heybemi alıp hemen geliyorum. Heybeye lüzum yok. Bu yol heybesiz gerek. Osman, ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ay yok yok, tam tersi. Sana ulaşamayınca yayın evinden beni aradılar. Kitabını bitirmeni bekliyorlarmış. Yani bitirir bitirmez direkt baskıya alacaklarmış, öyle dediler. Ne oldu, sen bir sevinmedi? Ramazan bak, eğer bir kitap daha yazarsan bizim için her şey değişir. Sen de bu baca falan işleriyle uğraşmak zorunda kalmazsın. Güzel bir kitapçı açarız sana. Bütün vaktini kitaplarla geçirirsin ha? Ya benim kitaptan ziyade... Bu kitabın basılması lazım Asuman. Hangi kitap? Ha bu bana geçen söylediğin isimsiz kitap. Vallahi okumaktan kendimi alamıyorum Asuman. Yani bu kitap basılmayı çok hak ediyor. Yani hayatım iyi güzel söylüyorsun da bu kitabın ismi belli değil, cismi belli değil. Ne yapacaksın? Bulamazsan eğer sahibini kendi adından bastıracaksın. Asuman olur mu öyle bir şey ya? Allah Allah, ben yapar mıyım böyle bir şey? Sen de yani. Yani ya bu kitabın yazarının bulunması lazım. Arayacağım, soracağım, bir şekilde bulacağım. Ne demişler? Sonra Bağdat bulunur. Ne bakıyorsun oğlum? Hiç mi Bağdat'ı arayan adam görmedin? Hala bakıyor. Baba, sen Bağdat'ı boş ver de... ...bu akşam Berat Kandili'ymiş. Dedem camiye geç kalmasın diyor. Alo, kime diyorum ben ya? Aha orada Hüseyin. Burada. Selamünaleyküm hocam. Hocam selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam. Bizi çağırmışsınız herhalde, duyunca koştuk geldik. Selami, Hüseyin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Hoş bulduk hocam. Hocam camimizde kötü bir şey yok değil mi? Bizi çağırtmışsınız da. Yok Allah'a şükür, bir sıkıntı yok da. Ben sizi şeyden ötürü çağırdıydım. Bugün malum Berat Kandili. Hı hı. Ben de diyorum ki... Bugün akşam camimizde şöyle güzel bir Berat Kandili programı yapamaz mıyız el birliğiyle? Bunu size danışayım dediydim. Hazırlarız tabii hocam da, yani nasıl bir program? İşte Kur'an okuruz, mevlüt okuruz, geleneklerimizi yaşatırız. Bir de varsa sizin çevrenizden şöyle güzel ilahi okuyan birileri gelir, bir iki ilahi okurlar. Tabii. Böylece gençlerimizi de camiye alıştırmış oluruz. Malum gençler son zamanlarda camiye eskisi gibi gelip gitmiyorlar. Oysa camiler Allah'ın evleri. Gençlerimizi ısındırmalıyız. Doğru. Yoksa Allah muhafaza o olur olmaz işlere bulaştırırız bu gençleri. Hay Allah sizden razı olsun hocam. Ne de güzel düşünmüşsünüz ya. Şimdilerde ben de görüyorum gençleri. Hepsinin ellerinde birer telefon. Tık 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 akşama kadar boşa vakit geçiriyorlar ya. Böyle diyorum da Selami. Seni de anca cumadan cumaya görüyoruz camide. Hocam bizim iş durumları malum. İşten güçten fırsat olmuyor ki. Yok, yalan söylüyor hocam. Akşama kadar dükkanın önünde elinde çayla gevezelik ediyor. Ben şahidim, evet. Şuna gerek var mı gerçekten? Neyse işte canım. Ne diyorsunuz? Yapar mıyız? Yaparız tabii hocam ya. Ne demek? Benim çok güzel böyle yanık sesli ilahi okuyan arkadaşlarım var. Onların hemen bir söylerim hepsi gelirler. Hiç merak etmeyin siz. Asla. Vallahi hakaret kabul ederim ha. İlahi işi ben de hocam. Ya madem siz böyle hayırlı bir iş düşünmüşsünüz, siz benden isteyin. Sabaha kadar ezan okurum ben burada ya. Sizin maşallah. Canınızı yerim, canınızı. Selam. Tamam, sakin ol la. Okus. Ay, 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 ay. Onu hissettiler. Nenelerinin olmadığını hissediyorlar. Sen hiç merak etme gülüm. Ben gerekirse bugün kahveyi açmam, senin yanında dur. Ha yok canım, olmaz öyle şey. Ya ben bir şekilde hallederim, tamam ben... Yok yok, benim aklım sende kalır vallahi. Yani çocukla nasıl uğraşacaksın tek başına? Ömer, ah gel annem. Ah gel bir bakayım sana. Çantana kitaplarının her şeyini koydun mu? Anne, ben nenemi çok özledim de ne zaman geldin? Gelecek oğlum, gelecek. Nenen gelecek, sen hiç merak etme. Oh, hadi okuluna geç kalma. Hadi Allah senin açıklığı versin annem. Giderken kendine simit al, tamam mı? Hah, hadi bakalım. Allah çocuğa yemek bile koyamadım Rıfat. Anam benim elim ayağım her şeyimmiş. Ha olmadan var ya ben dört çocuğa falan yetişemezmişim. Vallahi doğru diyorum Meriç Hanım. Olmayınca da aldık böyle ya. Neyse, bu zor günleri de atlatacağız. Vallahi. Kim ki bu saatte? Rıfat'ım, köydekiler neyin olmasın? Yani adamların cenazesi var sonuçta. Olsun gülüm. Ne olacak, oturur konuşuruz yani. Bizim utanacak bir şeyimiz yok ki. Anam suçsuz sonuçta. Adile abla, hayırdır buyur. Hayırdır, hayır. Asıl sana hayırdır. Bu saat oldu, sen niye açmadın kahveyi oğlum? Ya ben bugün açmayacağım ya. Malum durumları biliyorsun. Tamam, biliyorum. Biliyorum, ben de onun için geldim zaten. Bakın benim bugün hiçbir işim yok. Ben geldim, burada bebeklere bakacağım, sen de ev işlerini yapacaksın, sen de kahve açacaksın. Haydi bakayım, haydi. Haydi aklın burada kalmasın. Hadi işinin başına. Şey ama... Adile abla sana bütün gün zor olmasın. Zor mu? Kız ne zoru? Ben aldı 3 tane koca amca oğluna bakıyorum. Onları ne antin kuntin işlerini hallediyorum bir bilsen. Hiç merak etme, ben sana yardım ederim. Haydi. Allah senden razı olsun Adile abla. Alayım ben onları. Haydi. Sen şu bebeği ver bana bakayım. Hadi bakayım. Aman, aman. Adile teyzesine mi giyince kız bu aynı bizim Filiz'e benziyor. Yavrum, yavrum. Hadi gel. Dur, gel, gel bakayım. Oy. Şu ardiyanın halini görüyorsun Seyfettin. Biz diyoruz ki burayı komple yıkalım. Yerine yeni bir oda yapalım. Ne diyorsun? Belediyeden falan bir sorun olmaz değil mi? Ya aslında olmaz. Olmaz ama ben gelmeden önce baktım. Bırak ardiyeyi, evin tapusu yok. Yani evin tapusu olsa sıkıntı olmaz ama... Evin nasıl tapusu yok ya? Tapusuz evde mi oturuyoruz biz? Oğlum. Ben bu evi alalı 35 yıl oldu. O tapu neyimi almadık. Adamla muhtara gittik, bir satış sözleşmesi yaptık, o kadar. Ha sözleşme diyor, bak sözleşme olmaz mı? Sözleşmeyle tapu yapılmıyor mu? Olur, sözleşme olur. Sözleşmeyle tapuya başvururuz. Belediyeye düşen kısmını da biz bir şekilde çözeriz. İyi de ben sözleşmeyi nereden bulacağım, nasıl bulacağım? Kaç yıl geçti de bulamam oğlum ben onu. Vallahi ben de hiç sözleşme falan görmedim. Baba, bu evi sana satan adamı bulsak peki öyle çözemez miyiz ya? Yok yavrum, bulamayız. Kaç senelik mesele, ben bile hayal meyal hatırlıyorum. Gençten bir adamdı, adı Halit miydi, Hamit miydi? Deprem olunca evi sattı bana, gitti. Ondan sonra bir daha da hiç görmedim kendini. Ne yapacağız? Vallahi mevzuat açık. Tapu mapu olmadan öyle kafanıza göre bir şey yapamazsınız. Selamünaleyküm. Ne görüyorsunuz ya burada? Vay beceriksiz. Ulan ben seni boğarım. Seni boğarım. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Ha? Buraya geldin. Ya baba bir tutup bırak çocuğu. Ne yaptım ki ben Musa'yım mı ya? Daha ne yapacaksın? Bacayı başımıza yıktın. Kış günü açıkta kaldık. Boğarım seni ben boğarım. Ya Musa'yım ne yaptın? Mevzata aykırı lütfen ama. Ya Musa'yım mı ne yapıyorsun? Allah Allah az daha boğulup gidiyordum ya. Bir sakin olsana sen. Niye bu kadar sinirlisin ya? Ne diyeceğim sana? Geçen ben burayı temizliyordum ya bacayı. Orada bir tane kitap buldum. Kim yazmış olabilir bu kitabı? Ulan ben sabah yediğimi unutuyorum lan. Bana soru soruyor kim yazmış diye. Defter kitabı ben nereden bileyim lan? Allah'ım yarabbim subhanallah. Ya Musa emmi. Bak bu kitap edebiyat dünyamız için çok önemli. Hadi bir saksıyı bir çalıştırsana. Ha? Bir hafızanı bir zorla ya. Bir zorla bir yaparsın. Sen mi yazdın? Yazabilirsin çünkü sende var öyle şeyler ha. Ya saçmalama yürü ya. Ya ama bir söylesen. Ya arkadaş başlayacağım sizin reklamınıza da, mesajınıza da, tanıtımınıza da. Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Ya yok, olmayacak böyle ya. Ya okudum ben hiçbir şey anlamıyorum, olmayacak böyle yani. Olmayacak. Efendim? Alo, Selma. Nasılsın canım? İyiyim vallahi. Ne yapayım işte. Şimdi öğretmenler odasına geldim. Valiz hazırlıyorum. Seminerler falan da o kadar yoğun geçti ki öldüm yorgunluktan Taner ya. Seni de arayıp soramadım. Kusura bakma. Ha yok yok ya. Önemli değil. Önemli değil. Tahmin ettim zaten. Ne yaptınız? Çıkıyorsunuz mu hemen? Yani nedir durumunuz? İşte şimdi bir valiz hazırlayayım. Sonra da arkadaşlarla bir yemek yiyeceğiz dedik. 1,5 saat falan çıkarım muhtemelen. Öyle hemen çıkamıyorum maalesef. Çok iyi, çok iyi. Süper. Çok iyi, çok iyi. Nasıl süper? Hayırdır Taner Bey, siz benim gelmemi istemiyor musunuz? Çıkamıyoruz hemen deyince bir sevindim. Ha yok yok öğretmen hanım ya o yüzden demedim. Hemen çıkıyor musunuz ya o yüzden dedim. Hemen yedettiniz öğretmen hanım ya Allah aşkına ya. Bizim gözümüz senden başkası biliyor mu hiç ha? Tamam tamam şaka yaptım ben de zaten. Var mı istediğim bir şey buradan getireyim sana? Var. Var bir çift yeşil göz. Bir de masum bir gülümseme istiyorum. Ama getirmene gerek yok sen gelince gelir zaten. Tamam. İyi o zaman ben kapatıyorum şimdi. Kendine dikkat et tamam mı? İyi hadi. Tamam hadi haberleşiriz hadi. Hadi görüşürüz. Çocuk. Hadi oğlum Taner. Hadi oğlum bir saatin var. Hadi oğlum yetiş. Hadi bak. Burası Bozkır'ın neresi? Burası Bozkır'ın diğer yüzü Ciritçi Abdullah. Biz nasıl geldik buraya? Nedir? Cihan derler adıma. Bu halat benim halat. Bu halatla dünyayı çekerim. Çekmezsen ne olur? Dünya dönmez. Gündüz olmaz, gece olmaz. Ne yıldızlar çıkar, ne de ay. Bir halat yeter mi koskoca dünyayı çekmeye? Senin bir avuç aklın bu ifritten suali çekiyorsa... benim halatım koca dünyayı neden çekmez? Cihan durursa dünya da durur. Cihan durmaz, dünya da durmaz. Kim bu adam muhterem? Bunca zamandır Bozkır'ı gezerim. Ne burayı ne de bu adamı görmedim. Dünyayı terk edemeyen bir garip daha. Bir halatla bağlı dünyaya. Halatı bırakırsa ne olur? Hakikati bulur. Niye bırakmaz o zaman halatı? Hakikatçığa yakar çünkü. Terk-i dünya kolay mı Ciritçi Abdullah? Kim terk edebiliyor dünyayı söyle bana. Senin yaşadığın dünyada da herkesin elinde bir halat yok mu? Hepsi de sımsıkı sarılmış halatına. Kiminin halatı evi olmuş, kiminin halatı çocukları, kiminin halatı 3-5 koyunu. Herkesin bir halatı var Ciritçi Abdullah. Halatı bırakmadan terk-i dünya edemezsin. Terk-i dünya etmeden hakikati bulamazsın. Senin yaşın vardır, sen bilirsin. Bu kitabı kim yazmış olabilir? Bilmem, olabilir. Nasıl bilmem olabilir? Sen mi yazdın yoksa? Bilmem, olabilir. Allah Allah, Mürahim dayı, insan bilmez mi yani yazıp yazmadığını? Bir bak bakayım şu an, oku bakayım. Olur. Sen mi yazdın, bak. Mürahim dayı, sen okuma yazma biliyor musun? Yok. Nasıl yok? Bilmiyorum madem, niye benim maytap mı geçiyorsun benimle ya? Bilmem olabilir, bilmem olabilir. Allah Allah! Ver şunu ya! Bu hayatta her şey olabilir Ramazan. İşini asla riske atmayacaksın. Ben bu hayattan bunu öğrendim. Git işine ya. Şuna bak. Ne bu? Laflara bak. Git ya, koca adamsın ya. Şu hareketlerine bak, laflara bak. Hadim Baba, sen bilirsin. Bu kitabı kim yazmış olabilir? 30-35 sene önce yazmış. Kim biliyor mu? Ne? Kitap diyorum, kitap. Kim yazmış olabilir bunu? Biliyor musun, hatırlıyor musun? Kimi? Kadın kulağı duymuyor ki ya. Kadın daha kulağı duymuyor. Nereden duyacak kim ya? Neyse tamam, sağ ol. Hadi Allah'a emanet. Sen devam, devam. Sen bu kitabı kimin yazdığını da boşuna arıyorsun Ramazan. Ne oldu? Kim yazmış? Sen biliyor musun? Biliyorum tabii. Kim? Kim olacak? Uzaylılar. Uzaylılar mı? Bir de ciddi dinliyorum ben de seni ya. Bir git Allah aşkına. Ya ne alakası var ya? Ciddi söylüyorum zaten. Mısır piramitlerini onlar yapmış bilmiyor musun? Yoksa 50 sene önce bizim kasabada kim kitap yazsın? Aklın kesiyor mu senin? Kesmiyor yok. Ne uzaylılar kardeşim? Ben yazdım bu kitabı ben. Sen mi yazdın? Ben tabii. Çocukken günlük tutardım sonra kayboldu gitti. Kesin benim günlüğü buldun sen. Ne anlatıyor lan bu kitap? Ne anlatacak kardeşim? Eski muhtarın kızıyla benim platonik aşkımı anlatıyor. Git yahu! Şuna bak! Sana yalan borcumuz var kardeşim. Ben yazdım diyorum. Niye inanmıyorsun? Muhtarın kızı çocukken de çok aşık oldu da bana. Ben yüz vermediydim ben. Şu hareketlere bak ya. Herkes deli ya. Filiz, müsait miydin ablacığım? Müsaitim Asuman abla, buyur gel. Dünden beri hiçbir şey yememişsin. Adile abla söylenip duruyordu. Ben sana bir şeyler hazırladım. Hadi biraz bir şeyler ye. Sağ ol Asuman abla, zahmet etmişsin ama aç değilim ki ben. Ablacığım neyin var senin? Ne oldu sana böyle? Böyle yemeden içmeden kesilecek kadar ne üzdü seni? Geçen bahsettiğin çocukla mı ilgili? Başka biri varmış Asuman abla. Bir süredir konuşuyorlarmış. Görüşeceklermiş yakında. Niyetleri de ciddiymiş. Tesadüfen öğrendim ben de. Ama artık üzülemiyorum bile, biliyor musun? Üzülecek halim bile kalmadı. Zaten üzülsem neye yarar, o hiçbir zaman beni sevmeyecekti ki. Onun olmasaydı da başkasıyla olacaktı zaten. Üzülmem değil, aksine sevinmem gerek. O mutlu diye sevinmem gerekiyor. O mutlu olsun yeter Asuman abla. Benimle olmayacaksa da başkasıyla mutlu olsun. Yüzü gülsün yeter. Gel buraya. Üzülme. Alo? Cemile. Ya bak, ben sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın, olur mu? Hayırdır Asuman? Anam! Hamile misin yoksa? Kız vallahi Elif'ten sonra sen biliyordun. Yok kız. Zaten size ne zaman bir şey söylesem hep bunu söylüyorsunuz bana. Zaten konu benimle de ilgili değil. Filiz'le ilgili. Filiz'le mi ilgili? Ne olmuş ki Filiz'e? Filiz uzun zamandır Erkan'ı seviyormuş. Ben de geçenlerde öğrendim. Yani açık açık söylemedi tabii bana ama ben fotoğrafına bakarken görmüştüm. Ya neyse, kız bugün çok kötüydü Cemile ya. Erkan galiba başka biriyle çıkmaya başlamış. Kız da bunu öğrenince karalar bağlamış tabii. Ya ne yapacağız, ben hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden dedim seni arayayım. Belki sen bana akıl verirsin. Nasıl teselli edeceğiz biz bu kızı? Vay vay vay, yere bakan yürek yakan Erkan Efendi'ye bak. Nasıl aşık etmiş kızı ya, hiç ruhumuz bile duymadı. Ama senin yanlışın var. Erkan o kızdan ayrılmış. Halime teyze söyledi geçen gün. Ya kıyamam. Boşuna harap etmiş kız kendine. Yok. Boş boşuna değil ya. Erkan, Filiz'e kendisi söyledi zaten onu sevmediğini. Bana da söyledi. Yani öyle ya da böyle olan bu kız oldu Cemile. Vallahi bana hiç öyle gelmiyor. Bence Erkan da Filiz'i seviyor. Çünkü ben geçen gün Erkan'ın Filiz'e bakışını yakaladıydım. Bir de kızdan da ayrılmış. Durduk yere olmadı ya. Sen bana güven. Bak dediydi dersin. O yüzden bizim ne yapıp ne edip bu ikisini bir araya getirmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu? Benim aklımda bir şey var. Sen bana uyu yeter. Kenan ya, şuraya bak, resmen bir yıllık bebek bezi, bebek zıbını, ihtiyacımız ne varsa alıp getirmişler. Bize bir şey kalmamış. Vallahi bir tanem hiç eksik gözükmüyor. Bize bir tek böyle bu odayı yerleştirmek kaldı yani. Evet. Ben sözde alışverişe çıkacaktım. Hiç gerek kalmamış. Yani bebeğimiz kız da olsa, erkek de olsa burada yeterli çeşit var zaten. Anlaşılan bize sadece isme karar vermek kaldı. Bir de bu odayı düzenlemek. Ya bu nedir ya? Ramazan'a şaka olsun diye Ramot ismini koyalım mı bebeğimize ha? Bir de o mesele var tabii. Benim acilen liste hazırlamam lazım. Çünkü malum ailemiz büyük, bütün güzel isimler kapıldı. Bizim de bir şey bulmamız lazım. Ne yaptınız oğlum? Ne yapalım anneciğim, işte neler var neler yok bakıyoruz. Ya bunlar içeride kalmış. Şöyle bırakayım. İnşallah. Vallahi anne, biz bu kadar eşyayı nereye sığdıracağız? Yani acaba diyorum bu arka oda vardı ya, orayı bebek odası mı yapsak eğer senin için de uygunsa tabii. O küçük odayı mı diyor? Evet, sen orayı ikiler olarak kullanıyorsun gerçi, biliyorum. Hani uygun olmazsa biz bir süre burada da idare ederiz. Aa kızım, yani olur mu hiç? Orası hem küçücük hem de az güneş alıyor. Siz büyük odaya geçersiniz. Orası koskocaman, hem benim odama da yakın. Ben de geceleri kalkar torunuma bakarım. Siz de yorulmamış olursunuz. Vay, döndü sultana bak sen. Evin en güzel odasını torununa veriyor. Vallahi ben istesem vermez ha, vallahi. Ne demişler? Evlat cevizse torun ceviz içidir. Alışacağınız artık. Alışacağız artık ikinci planda olmaya, ne yapalım? Mısır'a bakmayacaklar artık, değil mi babaannem? Güzel gelinim benim. Bak ya. Hayırlı sabahlar Reyhan. Hayırlı sabahlar Hamdi. Ne yaptın sen böyle? Her sabah sen hazırlıyordun kahvaltıyı. Bu oyunda böyle bir değişiklik olsun istedim. Geç otur hadi, soğutma. Hamdi ben sana söylemeyi unuttuydum. Ben dün niyetlendim, oruçluyum bugün. Oruç mu? Bugün Berat Kandili değil mi? Tabii ya, nasıl düşünemedim ben. O kadar da hazırlık yaptıydım. Sen de canın çekecek şimdi. Yo benim hiç canım çekmez. Sen düşünmüşsün, incelik etmişsin, sağ ol. Seni bugünlük ben yalnız bırakayım, olur mu? Afiyet olsun sana. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Ya Sefer, ben bugün kandil olduğunu unutmuşum. Sabah erkenden kalktım, Reyhan sevinsin diye ona kahvaltı falan hazırladım. Kız meğerse oruçluymuş. Ona da mahcup olduk ya. Kardeş olur öyle. İnsanlık hali dalgınlığına gelmiştir. Merak etme, Reyhan anlamıştır seni. Benim anam da kandilleri hiç kaçırmazdı biliyor musun rahmetli? Reyhan'a baktıkça hep o geliyor aklıma. Ama öyle yüzünden simanen değil. Yani huyu suyu çok benziyor. Bu merhameti, iyiliği aynı anam gibi. Ama tabii ben bu iyilikte ona denk miyim bilmiyorum yani. Sefer. Ben Reyhan'ı çok seviyorum ya. Yani böyle bazen kalbimden böyle sevgi fışkıracak, böyle bütün bozkırı kaplayacak gibi hissediyorum. Ama işte keşke her şey bu evlilik cüzdanı gibi gerçek olaydı. Uğraş sıkma canını ya. Dışarıdan bayağı birbirimize denk duruyorsunuz. Allah gönlüne düşeni sana nasip etti kardeşim. Şimdi gönüllerin birbirine denk düşmesin. O da olur inşallah. Sen mübarek gün bak bugün bol bol dua et. Rahmet kapıları sonuna kadar açık. Eyvallah. Abi ister misiniz? Ver kardeş ver. Sefer. Sağ ol kardeşim, niyetliyim ben. Hiçbir şey yok. Sen o kardeş şunu. Dur hele. Şunu da al, tamamdır. Gidebilirsin. Sen de mi niyetlisin ya? Vay arkadaş, herkes niyetli. Bir ben oruç tutmamışım ya. Kardeş, sıkma canını. Olur. Bak, mübarek Ramazan geliyor. O zaman bol bol tutarsın. Ben gideyim şu Rıfat'a bir bakayım, biliyorsun zor zamanlar geçirdi. Selam söyle abi. Aleykümselam. Bu arada kıza bir hediye al ya. Hediye kalbi yumuşatır, kalbin kapılarını açar. Hadi selam. Eyvallah. Doğru diyorsun bu Sefer. Hiç düşünemedik ya. Evet. Rıfat. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm yavrum. Tekrar geçmiş olsun. Aleykümselam Osman, misal. Bak oğlum, bir şeye ihtiyaç olursa çekinme, bize söyle. Aynen kardeşim. Hacer abama hepimiz tanıyor yani. Onun böyle bir şey yapmayacağına hepimiz kefilik. Tabii canım, tabii onu biliyor da olursa bu mahkemede böyle tanıklık manaklık gerekirse yaparız yani ha. Sağ olun ha. Vallahi şimdilik bir şey yok. Öyle biz de bekliyoruz. Rıfat, al bakalım, bu benim çay borcum. Bu zamanda sana para lazım. İyi de Musa, sen çay borcun yok ki bana. Ya oğlum, hep peresiye mi içeceğiz? Ha, biraz da biz önden verelim değil mi? Bu da benim çay borcum. İçtikçe buradan düşersin. Bu da benden kardeşim. Bu da benim borcum. Rıfat, bu da benden. Aferin. Benim çay borcum var. Hadi benden. Rıfat, hadi bakalım. Asma suratını. Can çıkmayınca ümit kesilmez. Bana bak, bir şeye ihtiyacın olursa böyle yardım etmek gerekirse yani ben kahvede de dururum yani. Ben de dururum kardeşim. Sonuçta burada hepimiz komşuyuz. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Dişçi Musa sen misin? Benim de delikanlı. Sen kimsin la? Öyle lafın orta yerinden dalıyorsun, selamsız, sabahsız. Ben yıllar önce oturduğun evi satın aldığın adamın oğluyum. Öyle mi? Daha bu sabah adı geçti. Nasıl, baban iyi mi? Babam öldü. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Senin baban dertli biri gibiydi. Sen onları bırak da dayı. Babam vefat etmeden her şeyi anlattı bana. Evi satın alırken borcun bir kısmını ödememiş. Ben de onu almaya geldim. Yok ya oğlum, ben bütün borcumu ödedim. Hatta muhtarda bir kağıt imzaladık. Şimdi onu bulamam da ama eksik bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsan yanlış hatırlıyorsun. O kağıdın bir kopyası bende de var. 10 cumhuriyet altın daha verecekmişsin. Vermemişsin. Öyle mi? Unutmuş muyum ben? Orasını ben bilmem dayı. Babam sana hakkını helal etmeden vefat etti. Haberin olsun. Ya bugün bu parayı topla, borcunu öde... ya da cümle aleme anlatırım. Seni tanıyan herkes dakikasında öğrenir her şeyi. Dur oğlum, dur, ortalığı velveleye verme. Ben borcumu elbette öderim sana. Da bir gün içinde ben bunu nasıl denkleştireyim oğlum? İnsaf et biraz. Vakti zamanında sen de babama insaf etmemişsin dayı. Kusura bakma. Sana 5 saat mühlet. Paramı hazırla, gelip alacağım. Ona göre. Ya yok amcaoğlu ya. Vallahi şu kitaptan var ya en ufak kimsenin haberi yok. Kime sorduysam bilmiyor ya. Vallahi ben inanacağım ha artık bunu. Yemin ediyorum bunu uzaylıların yazdığına ben de inanacağım. Lan oğlum abuk subuk konuşup benim kafamı bulandırma ya. Yoksa yok. Sen niye bana anlatıyorsun bunları ya? Kime anlatayım amcaoğlu? Allah Allah. Sizin damınızda buldum. Sizin sana anlatacağım tabii. Kime anlatacağım? Muratgil'in damında bulsaydım Muratgil'e anlatırdım. Murat kim? Cahil. Kim olacak ya? Oğlum böyle bir türkü var ya. Allah Allah. Onu diyorum. Muratgil'in damından atlayamadım. Muratgil'in damından atlayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Hey Muratgil'in damından. Hatırladın mı? Allah bana sabır ver gözümü seveyim bunun yani. Bak Ramazan, bak geldin bizim evin damını yıktın. Yetmedi, şimdi geldin benim kafamı ütülüyorsun. Birazdan öfkeme yenileceğim, bunu kafana geçireceğim, haberin olsun. Ya sen... Erkan! Çay nerede lan? Geliyor usta. Çabuk! Ya sen niye böyle yapıyorsun amcaoğlu ya? Allah Allah. Ya bir yardımcı olsan ölür müsün? Ne olacak ya? Oğlum sen benim büyüm değil misin lan? Sen benim abim sayılırsın, hadi lan. Ya, of! Ne? Lan oğlum babam ne dedi? Ne? He? 30 sene önce, 35 sene önce bu evi başkasına aldım demedi mi? Kitap babam yazmadığına göre kim yazmış olabilir? O adam yazmış olabilir. Gideceksin o adam bulacak. Ya Allah Allah, gidiyorum soruyorum. Yok kimse bilmiyor ya. Senin kayınpederin kafası zaten gitmiş onun. Gidik adamın adını bile hatırlamıyor be. Ne biçim konuşuyorsun lan kafası gitmiş? Ne biçim konuşuyorsun lan? Vallahi gebertirim seni ha. Tamam. Vallahi gebertirim seni bak ha. Dur ne yapıyorsun dayı Allah aşkına ya? Ya. Siz bak, amcaoğlu değil misiniz ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Geberteceğim onu sabah tamertemem de. Buldum. Ne buldum? Lan tamam ya oğlum, dedeme soralım bunu. Dedem biliyordur kesin. Dedeme soralım bunu ya. Aynen. Benim niye aklıma gelmedi bak. Buradayım. Vallahi doğru. Doğru, hadi gidiyoruz. Hadi. Nereye? Ya gidiyoruz işte dedeme ya. Sen boş ver. Ben nereye götürüyorsun ya? Gel işin başım başlarım. İşte Erkan Faz, hadi siz burayı kontrol edin. Tamam mı? Biz gidiyoruz. Ya benim oğlum şunu bitirmem ya. Ya bitirirsin ya her zaman. Dedeme bir soralım. Dedem bilir lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah Allah. Osman yengem niye arıyor ki şimdi? Alo, efendim yenge? Ne? Tamam yenge, gele bir bakarım şimdi. Hadi görüşürüz. Ne olmuş Erkan Usta? Ya Asuman yengem aradı da bir bahçelerine bakılması gereken bir şey varmış. Ben gidip bakayım. Sen al bunu, hadi Allah'a emanet. Tamam, görüşürüz. Gördüğünüz gibi böyle duvar bayağı bir zarar görmüş. Böyle komple bir boyaması gerekiyor. Siz şimdi böyle gençsiniz, dinamiksiniz. Konuşa, anlaşa yaparsınız değil mi yenge? Ben hallederim yenge, Filiz'e gerek yok. Siz geçin içeride birlikte dinlenin. 2 dakikam alır ya, erkek işi zaten. Pardon, neden? Ya kızlar duvar boyayamaz diye bir kural mı var? Hayır, ben mi bilmiyorum? Ya maşallah gerçekten Filiz Hanım, Ramazan dayımı hiç aratmıyorsunuz ha. Hayır, bu evde yaşayanlara otomatik olarak mı yükleniyor bu özellik? Ben anlamadım ki. Ha, şunu bileydin Erkan. Ben burada yaşıyorum, o yüzden bu işi benim yapmam gerekiyor. Sen git, sana gerek yok. Ben niye gidiyorum ya? Sen git. Sen git ya. Filiz, gitsene içeri. Aa, bırakın bakayım didişmeyi. Didişmeyip başlasaydınız bitmişti şimdi iş. Haydi bakalım Osman, biz içeri geçelim. Onlar başlasınlar çalışmaya. Daha çok işleri var. Kolay gelsin. Bak bir şey olursa söyleyin, içerideyiz ha. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Ha, sen şu fırçaları al. Ben de şu boyaları halledeyim hemen. Dede! Evde misin? Dede! 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 Ya çok acil bir şey soracaktık da sana. Dede! Ya yok oğlum işte yok. Ben de işimden gücümden alıkoydun Ramazan ya. Ya amcaoğlu ben keyfimden mi geldim buraya? Allah Allah. Kitabın yazarını arıyoruz işte ya. Bastıracağız kitabı. İsimsiz mi çıksın ya? Günah değil mi be amcaoğlu? Tamam tamam. Ne yapacağız şimdi? Nerededir dedem kim bilir? Lan anam nasıl? Camidedir ya dedem. Kesin camiye gitmişti. Bugün Berat Kandili ya Kur'an falan okuyordur. Bu benim nasıl aklıma gelmedi arkadaş ya? Tamam tamam yürü camiye gidelim bakalım. Bana bak sonra ben yoluma bakarım. Tek başına ne yapıyorsan yap sonra. Ya bir dur amcaoğlu sende ya. Yüzlük kuyruğuma geldik ha. Dede! Dede, biz camiye gidiyoruz. Evdeysen camiye gel. Tamam, hadi. Vallahi belasın ya. Bela, bela. Hesti. Hesti'yi gördünüz mü? Siz Hesti'yi gördünüz mü? Hesti kim? Hesti işte, Hesti. Ben yıllardır Hesti ararım. Bütün dağlara, taşlara adını yazarım. Görür de gelir diye. Peki nasıl biridir bu Hesti? Tarif edebilir misin? Tarif edemem. Görmedim hiç. Peki nereden bilirsin onu? İsmini duydum. Kokusunu aldım. Onu hissettim. Ama ne cismini gördüm, ne sesini duydum. O zaman niye ararsın onu? Hesti çünkü o. Hesti aranmaz mı? Sen aramıyor musun? Herkesin bir hestisi yok mu? Bozkır'da daha çok taş var, kaya var, üstüne yazılacak yer var. Biz oyalamayalım seni, senin çok işin vardır. Sen yaz, her yere yaz. Elbet bir gün bulursun. Sağ ol. Sen halden anlayan birisin, çok sağ ol. Bu Hesti, eşimi, sevdiğimi... Yoksa çocukları mı? Kendisi. Hepsi kendisi Ciritçi Abdullah. Bu adam varlığını arar. Hepsi demek, varlık demek. Var olmak demek. Aynı Adem gibi. Adem varlık demek. Adem yokluk. Adem olma peşinde. Adem, Havva'yı arayıp durdu yeryüzünde. Çünkü varlık ondaydı. Havva hayat demekti. Yokluktan varlığa çıkmak için aradılar birbirlerini. Kolay gelsin. Gedelli'den gelen öğretmenler buradalar mı? Onlar çıkış yaptılar ama daha yeni çıkış yaptılar. Belki yetişirsiniz yolda. Hadi ya, tamam sağ olun, sağ olun. Terk esti. Varlığı terk etmek. Hiçlikte varlığı bulmak. Varlığı terk ettiğinde insan ancak gerçek varlığı bulabilir. Gerçekten var olanı bulabilir. Herkes var olmaya çalışırken, görünmeye, kendini göstermeye, kafasını bir yerden çıkarıp ben buradayım demeye çalışırken kim vazgeçebilir varlıktan? Kim terki hisse edebilir? Amca iyi misin amca? Amca. Kuşlarım gitti. Al. Tamam bak. Tamam merak etme, hastaneye götüreceğim ben seni, tamam? Olmaz. Hastaneye götüreceğim seni. Yok, hastanede olmaz. Ben iyiyim. Beni eve götür. Tamam. Ben seni yok bırakmam zaten, bırakmam. Merak etme, gel. Gel yavaş gel. Gir böyle gel. Yavaş gel. Yavaş. Kuşlarım gitti. Gel, bırakmayacağım seni, tamam. Ben seni hiçbir yere bırakmam, merak etme, gel. Geç yavaş geç. Yavaş geç. Beni hastaneye götürme. Kaydım, kimliğim yok benim. Senin başına dert olurum. İnsanların başına dert olurum. Delikanlı, Allah rızası için beni hastaneye götürme. Tamam, ben ne yapacağımı biliyorum. Geç, ben biliyorum ne yapacağım. Tamam amca, geç. Kuşlarım. Geç, alacağım. Kafası da alacağım, geç. Yavaş. Kaplumbağalar mı büyüttü seni Erkan? Bu ne yavaşlık? Bir de çekilip bu iş erkek işi, ben yaparım falan diyordun. Ya bu gidişle ben senden hızlı bitireceğim. Bu işte de senden iyiyim, kabul et. Emin misiniz Filiz Hanım? Evet. Ne yapıyorsun? Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Hem burada böyle önemli olan hızı boyamak değil, sağlamlık Filiz Hanım, sağlamlık. Bir türlü öğretemedik size şunu. Çekim, ya sen böyle yavaşlatıyorsun beni ya. Sen gitsene Allah aşkına. Hem senin önemli görüşmelerin, buluşmaların yok mu? Benim önemli görüşme, buluşmalarım olacakmış. Sizin olmasın o. Burada böyle duvar boyayarak vakit kaybetmeyin bence. Maazallah biri falan bekliyordur şimdi sizi. Aç. Yaz o mesaja cevap da yaz sen, yaz. Vallahi önemlidir şimdi, bir şey olmuştur falan. Sonra şey olmasın. Asıl sen kendi telefonuna bak bana söyleyene kadar. Sonra arayandan trip yeme. Ya sen beni arayana bir şey diyeceksin, önce kendi mesajına cevap versene. Neyse ya, benden bu kadar. Hadi eyvallah. Git Erkan, git. Ha, dışarıda daha rahat konuşursun zaten sen. Hadi güle güle. Efendim Fazlı abi. Bir şey istemiyorum anneciğim, sağ ol. Hasan'ı yatırdım, mışıl mışıl uyuyor. Ver Zahide'yi de bak. Mışıl abla. İnşallah çocuğum. Yat anne, yat kuzum. Yat anne. Oy. Vallahi Allah senden razı olsun Adile abla. Hazır gibi yetiştin vallahi. Sen olmasan şimdi Rıfat da kahveye gidemezdi. Ya lafı mı olur kızım ya? Elimizden geleni yapıyoruz işte. Bilirsin ben temizliği pek seviyorum. Geldim baktım temizlenecek bir yer var mı diye. Yok. Senin evin bal dök yala. Yani bebelere bakmaktan başka bir iş yok ki burada. Benim de dün gece gözüme bir gram uyku girmedi. Anam orada ne haldedir diye vallahi düşündüm durdum. Hep bizim yüzümüzden oldu biliyor musun? Vallahi bak. Bizim yüzümüzden böyle dört duvar arasında geçip gidiyor günleri. Kızım, Hacer Hanım çıkacak hepimizden inşallah. Sen kendini suçlama. Olan olmuş, kimsenin bir suçu yok ki. Bugün mübarek gün. Bak, dua edelim bu çocuklara yüzü suyu hürmetine. Sen 3 evlat emziriyorsun. Allah senin dualarını kabul eder inşallah. İnşallah. İnşallah Adile abla, inşallah. Ana. Temas yok. İyisin değil mi? İyiyim oğlum, iyiyim. Merak etme. Bir şeye ihtiyacın var mı? Mehriban çanta hazırladı sana. Yok yok oğlum, sağ ol. Burada her şey var. Ben idare ediyorum. Ama bu nasıl oldu? Benim aklım almıyor ya. Belki içtikleri bir şeyden zehirlendiler. İlla sen diye bir kural mı var? Oğlum, insanlar ölmüş. Aileler perişan. Ben biliyorum bir günahım olmadığını. Allah da biliyor. Elbet ispatlanacaktır. Sen beni merak etme oğlum. Hayatına devam et. Ben hayatıma nasıl devam edeyim ana? Sen yoksan biz bir eksiyiz. Allah sen çıkana kadar bana gün yüzü yok. Rıfat, sakın avukat neyin bu işlerin altına girme oğlum. Kim karşılayacak o masrafları? Ben iyiyim, beni merak etmeyin oğlum. Yok, Tanergiller bir avukat ayarladılar, sağ olsunlar. Hadi biz Allah'ın izniyle sen çıkaracağız buradan. Allah razı olsun. Selamlarımı ilet onlara da. Hepsi benim yüzümden. Ben iyi bir adam olamadım. Yetemedim aileme de sana da. Sen bu yaşında yetmeye çalışıyorsun işte onca gücünde bir sebep. Ama ben sana karşı çok mahcubum. Bir işe geldim, doğrultamadım elime. Rıfat oğlum, asıl ben sana hep haksızlık ettim. Kendini suçlama. Ben senden razıyım. Sen iyi ki benim evladımsın. Sen dünyanın en güzel evladısın. Görüş süresi bitmiştir. Ben artık gideyim. Torunlarımı öp benim için, oldu mu? Nasıl olacak? İyi olacaktı, gözünü seveyim. İyi olacak, iyi olacak. Merak etme. Kırığı çıkı yok çok şükür. Böyle biraz hırpalanmış sadece. Biraz da yorulmuş. Çok şükür. Şimdi biraz dinlensin, o verdiğim ilaçları da kullansın, yarına bir şey kalmaz. İyi abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi ya, çok korktum, ödüm koptu bir şey olacak diye ya. Taner, kim bu adam? Yani neden hastaneye götürmedin? Ya kimliği yokmuş üstünde. Hastanede olmaz dedi, anlamadım yani. Bayıldı kaldı. İşte garibanın biridir herhalde. Herhalde. Neyse, tekrardan çok geçmiş olsun. Biz müsaadeni isteyelim. Malum evde işler çok, bebek telaş sardı bizi. Telaş ki ne telaş? Ben hayatımda bu kadar güzel telaş yaşamadım. Bilmem mi ya? Bilmem mi o telaşı? Yani böyle önce bir tatlı telaşla başlar. Bir bakmışsın kocaman adam olmuş. Böyle bilmiş bilmiş konuşuyor. İnşallah Allah o günleri de görmeyi nasip etsin bize. Amin inşallah. İnşallah bir tanem. Taner'im biz kaçalım. Tamam eyvallah hadi kaçın. Hani ben yengeme çok selam söylesin. Aleykümselam tamam görüşürüz. Ben uğurlayayım sizi. Yok abiciğim yok hiç zahmet etmez çıkarız tamam. İyi tamam. Ya dayı ben seni bir yerden hatırlayacağım ama nereden bakalım hadi hayırlısı. Selamun aleyküm dayı. Ne yaptın bizim işi? Hallettin mi parayı? Aleyküm selam delikanlı. Aleyküm selam da ben ancak bu kadar bulabildim. Bu ne ya? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kaç para var burada dayı? Şuncacık zamanda ancak bunu bulabildim. Bir hafta bana müsaade edeydin ya, el insaf. Ya ne insafından bahsediyorsun sen dayı? Bak senin karşında çocuk yok. Hem biz sabah seninle ne konuştuk? Oğlum konuştuk da ancak bu kadar bulabildim. Ne öreyim? Sen bir değil mi lan? Ne oluyor lan? Baba, ne oluyor ya? Kim bu adam? Veysel. Ramazan yok oğlum. Bir şey yok. Ben bu delikanlıya benim borcum var da onu konuşuyorduk. Ne borcu? Bizim haberimiz yok baba borçtan. Ben babanın evinin eski sahibinin oğluyum kardeşim. Baban evi alırken benim babama 10 cumhuriyet altın borcu kalmış. Ben de onu almaya geldim. Nasıl ya? Ya işte ben borcumu unutmuşum. Oğlum kafamdan gitmiş. Bir dakika baba, bir dakika. Birader şimdi senin baban bu zamana kadar neye borcu gelip istememiş? 35 sene sonra mı aklı başına gelmiş babanın? Ne çeviriyorsun sen? Ben ne çevireceğim ya? Benim babam geçen hafta vefat etti. Son nefesini verirken bahsetti bana bu borç olayından. Ha bileydim, yıllar önce gelir alırdım ben hakkımızı. Birader, senin babanın adı neydi? Onu bir desene. Halil Çakır. Halil Çakır, hatırladım tamam. Benim evini aldığım adamın adı Halil Çakır'dı. Ya demek ki benim esahtan borcum varmış. Güzel. Benim size yalan dolan borcum yok kardeşim. Ya ben buraya babamın hakkını almaya geldim. Ama gördüğüm muameleye bak ya. Dayı, yaşına hürmeten sana bu akşama kadar müddet. Ya benim paramı tas tamam getirirsin, yoksa giderim mahkemeye. Hadi hayırlı işler. Firdevs isterim. Bu okuduğu vint nedir muhterem? Ne anlama geliyor bu? Yıllardır burada. Dilimde sadece bu virt var. Ne sorsan sadece bunu söyler. Firdevs isterim. Cennet olan Firdevs değil mi? Kimi dünya ister, kimi cennet. Bu adamcağız da ukbağaya dikmiş gözünü. Dünyayı terk etmiş ama ukbağayı terk edememiş. Terki ukba. Bütün sır bu değil mi? Kimi dünya için çalışır, kimi ukba için. Ama her ikisinde de bir beklenti yok mu Ciritçi Abdullah? İnsan her ikisinde kendisi için istemez mi? Sen cenneti evlatlarına kavuşmak için istiyorsun. O sonsuz bir mutluluk için cennet ister. Herkes kendinin derdinde. Kimse onun rızası için uğraşmaz. Kimse sadece iyilik yapmak için iyilik yapmaz. Sevap için yapılan iyilik, iyilik midir Ciritçi Abdullah? Cennet için yapılan iyilik, iyilik midir? Dünyayı terk edememem bundan, öyle değil mi? Hala kendim için, kendi namıma yaşıyorum. Halbuki saf olan, temiz olan, halis olan niyet sadece onun için yapılan, onun rızası için yapılan, öyle değil mi? Onun rızasını istiyorsan dünyadan sıyrılacaksın Ciritçi Abdullah. Ukba'dan sıyrılacaksın. Varlığından, benliğinden sıyrılacaksın. Sıyrılmaktan da sıyrılacaksın. Terki terk edeceksin. Su gibi pür olacaksın. Renk yok, tat yok, koku yok. Su gibi ol Ciritçi Abdullah. Su gibi ol. Taner, ne oldu bakayım, iyi misin? Tamam. Birine çarptım Selma. Ben birine çarptım. Az daha birini öldürüyordum. Yani bir insan benim yüzümden. Tamam geçti. Geçti, bir şey yok. Tamam, sakin ol. Tamam. Bak bakayım bir bana. Hı. Sen deprem projesi için çalışıyordun. Ne işin vardı orada? Ya, ben sana sürpriz yapmanı istemiştim. İşte geldim, yetişemedim. Sen şehre mi geldin, otelin oraya? Niye peki? İşte ne bileyim ya öğretmen hanım, yani ilk defa böyle ayrı kaldık ya. Ben dayanamadım, yapamadım yani, dar geldi burası. Böyle bozkır, bu gederli daracık geldi yani, yapamadım. Benim için de zaman hiç geçmedi. Vallahi bütün gece uyuyamadım, aklımda hep sen vardın. Biz ne yapacağız böyle öğretmen hanım? Ben geldim işte, bak yanındayım. Geçti gitti. Bir şey yok. Çok şükür. Bir şey yok. Kuşlarım. Bülbüllerim. Kuşlarım. Bülbüllerim. Kuşlarım. Bülbüllerim. Ay tamam, kuş kondu. Annemin bülbülü. Hep gelir buraya. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Aman Allah ya Allah, dertlere derman Allah, gönüle huzur veren La ilahe illallah. Aman Allah ya Allah, dertlere derman Allah, gönüle huzur veren La ilahe illallah. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Kim bilir ne söylerler, feryat eder bülbüller. Kim bilir ne söylerler, feryat eder bülbüller. Aman Allah ya Allah, dertlere derman Allah, gönüle huzur veren La ilahe illallah. Aman Allah ya Allah, dertlere derman Allah, gönüle huzur veren La ilahe illallah. Fazlı abi, sana zaman şu macunu getirsene içeriden. Erkan koş, yetiş yengem. Koş. Ne oluyor Cemile yenge? Filiz aldı, kaza geçirmiş. Ne? Nasıl, hastanedeler mi şimdi? He, hala aldılarmış. Sen bir git bak istersen kız ne durumda. Ablası Sağ ol haber verdiğin için. Ben gidiyorum o zaman hastaneye. Tamam tamam, bak bana da haber ver, tamam, merak ederim. Tamam. Tamam, dikkatli git. Aman aman, dikkat et sen de. Yavaş, ay, hızlı yani. Cemile, işlem tamam. Ne diyorsun? İşe yarayacak mı sence? Olacak olacak. Sen merak etme, işe yarayacak. Şuraya yazıyorum. Biz seneye de bunların düğününü yaparız inşallah. Ay hadi inşallah kız. Ben iyiyim. Ben iyiyim de. Asıl sen iyi misin? Bak bir yerinde kırık çıkık falan yok değil mi? Ben iyiyim Erkan, iyiyim de. Hani sen kaza geçirmiştin? Kandırdın mı beni? Şaka mı bu? Ya komik mi yaptığını zannediyorsun Erkan? Yüreğime indirdin. Bir dakika Filiz. Ne şakası? Sen neden bahsediyorsun ya? Sen kaza geçirdin diye ben 120 ile geldim buraya. Benim tekerleklerimden kıvılcım çıkacaktı az kalsın. Aman aşağı, hata etmişim. Ben niye geldim ki zaten? Sen romantik prensini çoktan kurtarmış, baksana sen. Romantik prens mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya sen bana saçma sapan imanlarda bulunacağına git o şımarık sevgiline bak. Ya öldürüyordu beni geçen gün, araba sürmeyi bile bilmiyor be. Ne sevgilisi be? Ha? Ne sevgilisi? Benim sevgilim yok. Ben seni seviyorum Filiz. Gemiden döndüğümden beri bunu düşünüyorum ben. Her ne kadar kendime itiraf edemesem de sen benim için bir arkadaştan daha fazlasın. Sonunda anladım. Anladım ama Allah kahretsin ki çok geç anladım. Peki sen ne yaptın? Ben sana tam duygularımı itiraf edecekken gittin o Çetin denen herifle sevgili oldun sen. Aklınca yılların intikamını aldın değil mi benden? Mutlu musun şimdi? Hı? Bana bu acıyı yaşattığın için mutlu musun? Ya yeter! Beni dinlemeden anlamadan bana böyle bağıramazsın. Çetin benim sevgilim falan değil. Ya o gün elimi zorla tuttu, sen de görüp yanlış anladın. Ya ben bütün hayatım boyunca seni sevdim Erkan. Başkasıyla olmayı aklımın ucundan bile geçirmedim. Benim geleceğim de geçmişim de, hayalim de gerçeğim de sensin. Ben de seni seviyorum. Seyfettin, sorun neymiş, halledebildiniz mi? Vallahi bilmiyoruz ki başkanım ya. Uğraşıyor arkadaşlar işte, gördüğünüz gibi. Seyfettin, bu işi hızlandırmamız lazım. Bu gece Berat Kandili, biliyorsun, millet camiye falan gidecek. Başkanım, Taner'i mi arasak? Taner? Çözse o çözer bu işi. Tamam, ara. Ha canım, bir bakayım ya. Geçeyim şöyle. Efendim Seyfettin. Neredesiniz siz? Tamam. Tamam Seyfettin, geliyorum hemen, tamam. Ne olmuş canım? Seyfettin aradı da canım, bu elektrik kesintisiyle alakalı yardım istedi. Bir ona bakayım ben. Ben de seninle çıkayım da bir anneme uğrayayım bakayım. İnşallah halledilmeyecek bir şey de değildir. Ayıp ettim bir tanem. Hallederiz yani. Ana ne diyeceğim? Bak bu gariban sana emanet. Uyanırsa eğer bana haber ver, olur mu? Tamam oğlum tamam, sen hiç merak etme. İşin rast gitsin inşallah da bu mübarek kandil gecesi karanlıkta kalmayalım. İnşallah ana, inşallah işte bizim de isteğimiz o yani, inşallah bakalım. Hadi kaçtım ben. Hadi görüşürüz Halime teyze, kendine iyi bak. Güle güle güzel gelinim. Annene selam eyle. Aleyküm selam. Taner, ya sormaya çok çekiniyorum ama çok kötü bir şey yok değil mi? Ya Seyfettin, ben de anlamadım. Yani bir şey gözükmüyor, bir şey olmaması gerekiyor. Anlamadım yani. Yani tam da kandil günü Taner. Yani şimdi eski hatta geçsek desem, yani 2 gün falan sürer değil mi? Yani onca zaman elektriksiz ne yaparız ya, mahvoluruz. Siz hiç merak etmeyin başkanım, biz elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. Ben bu ustalara bakayım. Hadi gözümü seveyim ya. Şimdi... Halil Çakır demek ha? Vay be. Sen konuşuyorsun kendi kendine. Kitabı diyorum amcaoğlu ya. Halil Çakır. Baksana. O adamın babası yazmış. Ya bırak Allah aşkına. Adamın tipini görmedim maganda gibi. Öyle bir adamın babası nasıl kitap yazsın ya? Ayrıca ne depremden haberi var ne bir şey. Ne biliyorsun amcaoğlu Allah Allah. Belki konuşsak anlatırdı. Fırsat olmadı ki. Ramazan. Bir dön şu gerçekliğe ya. Biz nelerle uğraşıyoruz hala kitap peşindesin oğlum. Ayrıca kimse 30-35 sene sonra gelip de borcun peşine düşmez. O işte bir iş var. Ne işi var? Abi ne bileyim çıkar kokusu. Nereye gidiyorsun? Eve gideceğim Ramazan. Müsaaden olursa abdest alırım. Tabii. Müsaaden olursa camiye gideceğim. Namaz kılacağım. Uygun mu Ramazan bütün bu davranışlarım senin için? La! Tamam dur lan ben de geliyorum camiye. Allah kabul etsin Reyhan. Hoş geldin Hamdi. Sağ olasın. Kandilin mübarek olsun. Sağ ol, senin de mübarek olsun. Reyhan, hı, şöyle bir çok kısa bakabilir misin? Tabii. Ben Musa'ya vermek istiyorum. Hamdi bu ne? Bu öyle çam sakızı, çoban armağanı, ufak bir hediye. Beğenirsin inşallah. Hamdi bu çok güzel. Ama ben bunu kabul edemem ki Hamdi. Bu çok kıymetli bir şey. Olur mu öyle Reyhan? Bak biz seninle evlendik. Ben sana yeni bir ev açamadım. Üstüne başına bir şeyler alamadım. Bir gram altın bile takamadım. Ama Allah'ın izniyle hepsini tek tek yapacağım. Bu da böyle ilk adımı olsun bunun ha? Bunlara gerek yok ki Hamdi. Yani sen bizim başımızda dur, bize yeter. Benim daha fazlasında gözüm yok. Yok yok, olmaz öyle. Sözüm söz, hepsini yapacağım. Ama sen önce şunu bir koluna tak, güzel günlerimizde kullanırsın inşallah. Sağ ol. Peki madem. Beğendin mi? Çok güzel. Güle güle kullan. Çıkalım mı o zaman camiye? Heh, tamam olur çıkalım. Furkan oğlum hadi hazırlan. Bugün kandil camiye gideceğiz. Abdestin var mı oğlum? Var anne. Heh, tamam. Aferin sana. Hadi al montunu da çıkalım. Ben bir hazırlanıp geliyorum hemen tamam. Tamam. Aşağıda bekliyorsun. Heh, tamam tamam. Gel. Allah Allah. Yok. Kimse de yok. Mübarek kandil gecesi olacak iş değil. Anneciğim ne yapacağız peki? Evde mi kılsak bu akşam? Kızım sen tut bakayım şunu. Hah şuraya. He. Şimdi eskiden bizim köyde doğru düzgün elektrik yoktu. Rahmetli babam yakardı kandili, camiye öyle giderdik. Vallahi herkes elinde kandille gelirdi. Babam derdi ki, Allah rahmet eylesin, rahmet istedi bak. Mescid-i Nebevi'yi de böyle aydınlatmışlar derdi. Sıraçla, yani kandille. Ha? Çok yanıyor, çok yanıyor. Bunu biraz kısarsak. Ya annem ya, Elif evde mi kalsa acaba? Karanlık dışarısı şimdi ne olur ne olmaz. Ah güzel oğlum benim. Ne olacak? Ben ayırmam yanımdan gelinimi. Hem zaten dümdük yok. Evet evet hem ben de istiyorum. Sonuçta bu bebeğimizin ilk kandili. O da şahit olsun. Bu güzelliği şimdiden yaşamaya başlasın. İyi o zaman hadi kalkalım. Ezan okunacak şimdi. Anne ben bunu söndürüyorum. Ha söndür aman tutuşmasın ortalık. Allah korusun. Kızım kapat sen de onu. Da. Ben mi alayım? Dur, dur bir tanem dur. Ben önden gideyim. Gel. Ya falan. Aman nerede? Ben hazırım baba. Oğlum. Nereden buldun sen bunu? Ne kadar yakışmış sana. Anam nerede? Baba nenem için dua ederse Allah bizi duyar değil mi? Duyar tabii oğlum. O zaman ben camide nenem için dua edeceğim. Kardeşlerime de söyleyeyim de onlar da bebek dilinden dua etsinler. Aferin benim oğluma. Çok yakışmamış mı babası? İnşallah. Çocukların duası hep kabul olur biliyorsun değil mi? Benim oğlum da duası kabul olacak inşallah. İnşallah. Kızlara komşular bakıyor değil mi gülüm? Hmm, sağ olsunlar çok yardım ediyorlar. Hadi çıkalım o zaman. Hadi bakalım. Tamam hadi oğlum. Oo, ev ailesi nerede kaldınız? Herkes gitti biz kaldık ya. Hoş geldiniz. Şükür ya arkadaş. Biz hızlı hazırlanın diye abdest mati kurduk buraya. Siz daha yavaş hazırlanıyorsunuz anlamadım ya. Ya baba biz erkenden hazırlandık da 50 saat ablamı bekledik. Vallahi can kuşum Yağmur Hanım bir türlü yazma beğenemediği için. Bak baba camiye gideceğiz diye bunu giydim. Senin yazmana kurban olurum ben. Maşallah çok yakışmış. Oh ne derler anasına bak kızını al değil mi? Hadi bakalım oyalanmayalım. Bak elektrikler de kesik. Şimdi ezanı da duymayız. Hadi acele edelim hadi. Hadi düş bakayım önüme. Geç. Tutun ananızın elinden tutun. Yavaş dikkat. Hadi. Ya hadi biraz acele edin arkadaş ya. Geldik. Ya o kadar ilahi hazırladık. Vallahi sizin yüzünüzden başını kaçıracak ya. Tabii ağat bitti ilahiye de geçtin. Yakında Selami ile var ya siz ilahi albümü çıkarsınız ha. Vallahi çok karlı iş. Görüyorsunuz. Bir elektrikler gitti. Kandil satışları oho tavan yaptı. Piyasayı sıkı takip etmek lazım. Anneciğim, bugün acaba para yerine böyle daha manevi şeylerden mi bahsetsek? Hani kandil ya bugün. Sevdiklerimize, ailemize dua etmek mi ya? Hı? Anne ya, çocukların duası kabul oluyor zaten. Bizim için kandil pek fark etmiyor yani. Konuşma lan Zobor. Allah şuna bak. Hadi yürüyün gidelim. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar cümleten hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Ya hadi geç kaldık. Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Hadi. Ben de onu diyorum arkadaş ya. Geç kaldık. Vallahi ilahinin başını kaçırdık gitti ya. Ne yapalım ya? İyi akşam. İyi vallahi. Ana. Hah. Oğlum nerede kaldın? Çözemedin mi elektrik işini? Yok ana çözemedik ya. Ne yaptıysak olmadı. Kandil bir geçsin. Namazdan sonra tekrar gidip bakacağım. Siz ne yaptınız? Eskiden kandillerle giderlermiş camiye. Öyle dedi babaannem. Bu akşam da böyle yapacağız. Çok güzel olacak. Aslan oğlum benim. Yakışıklı oğlum. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller kızım. Hayırlı kandiller. Selma, çok güzel olmuşsun sen. Ben seni ilk defa böyle görüyorum. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Yani daha önce de görmüş olman lazımdı ama... ...işte gören gözü olunca başka oluyor demek ki. Tabii, doğru dedin. Yani şimdi daha net görüyorum. Vallahi öğretmen hanım ya, kasabada elektrikler kesildi. Ama benim ışığımın kaynağı kesilmedi. Bu kandil, gönlümdeki yansımanı bir nebze olsun gösterir diye veriyorum. Teşekkür ederim. Helal olsun Taner'e. Kandilin bile romantizmi yapıyor. Mucit adam ya. Fazıl her anı değerlendireceğim. Yani değerlendireceğim. Taner. Ne oldu ya? Hadi ama geç kalmayalım değil mi? Hadi bakalım. Tabii buyurun. Hadi bakalım. Hayırlı kandiller. Size de hayırlı kandiller. Hadi bakalım. Oo. Berat Kandili, Ciritçi Abdullah. Af ve mağfiret kapılarının açıldığı gece. Bu gece samimice edilen duaların tövbelerin kabul edildiği gece. Ey rahmeti bol padişah aman Allah. Ey rahmeti bol padişah. Yürümün ile Mevlam geldim sana. Semaya açılacak Ciritçi Abdullah. Kalpler duaya duracak. Yaradanla kulunun arasındaki perdeler kalkacak. Dualar, yakarışlar yükselecek semaya. Biz insanız Ciritçi Abdullah. Dünyadan kopamayışımız acziyetimizin bir parçası. Dünyayı söküp atamıyorsan içinden, ukbayı terk edemiyorsan, ona sığın, ondan yardım iste, ona yakar. Dua, dua, dua. Kul olduğumuzun en büyük delili dua. Çocuklarımı koru. Onları iyi insanlarla karşılaştır. Taner'imin hayırlısıyla düğününü görmeyi nasip et ya Rabbi. Allah'ım ne olur Kerim Hanım iyi olsun oralarda. Eğer olur ya ufacık bir imkan varsa Kerim Hanım geri dönsün. Allah'ım Reyhan beni sevsin. Biliyor ben sevilecek adam değilim ama ne olur kalbini yumuşat bağa karşı. Allah'ım Hamdi iyi olsun. Beni hep sevsin Allah'ım. O çok iyi bir insan. Beni ona layık eyle Allah'ım. Allah'ım sahiden çocuklarımı koru. Çocuklarıma gayret, kuvvet ver. Zahidem keşke dönse. Allah'ım çok özledim. Rabbim, Kenan'ımla Elif'im çok heyecanlılar. Sağlıcakla bebeklerini kucaklarına almayı nasip et güzel Allah'ım. Allah'ım ne olur yardım et. Zihnimi aç, ufkumu genişlet. Daha güzel icatlar yapmayı, vatana, millete daha fazla faydalı olmayı nasip et ya Rabbi. Allah'ım sen çocuklarımızı koru. Onlara zihin açıklığı ver, çalışma azmi gayreti ver. Beni onlara layık bir öğretmen eyle. Bir de Taner. Taner iyi olsun Allah'ım. Selma. Selma hep iyi olsun Allah'ım. Ne olur onsuz bırakma beni. Onu da alma Allah'ım. Allah'ım ne olur Yağmur'um da Yusuf'um da okusun. Güzel bir meslek alsınlar ellerine. Benim gibi olmasınlar Allah'ım. Allah Veysel'im iyi olsun. Hep iyi olsun Allah'ım. Allah'ım ne olur unutturma bana. Her şeyi unutuyorum. Çocuklarımı unutturma ya Rabbim. Allah'ım annemi babamı koru. Ramazan Mete'yi koru. Ramazan'ımı koru. Onlara bir şey olmaz. Allah'ım ne olur şu kitabın yazarını bulayım. Ne olur bu gecenin hürmetine. Şu kitabın yazarını bulmayı nasip et ya Rabbim. Allah'ım anama kavuştur bizi. Anamın bir suçu günahı yok. Ne olur eve dönsün Allah'ım. Allah'ım çocuklarım ortada kalmasın. Gerekirse benim canımı al. Onları koru ya Rabbim. Amin. Sen bir de utanmadan camiye mi gidiyorsun ya? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Dur. Sakin. Mübarek gün. Gözümü seveyim. Dur ne yapıyorsun sen ya? Dur bir la. Dur. Bu adamın babama borcu var. Rahmetli babama olan borcunu ödemedi. Ah siz de şahitsiniz. Sonra bir de utanmadan camiye geliyor. Lan sen dava açmadın mı? He? Ne işin var senin burada? Ya bırak şunu abi. Dur. Aşkına Veysel. Ya Veysel bir dur ya. Bak Ramazan haklı. Allah Allah madem borcu var tamam dava etsin işte dava etsin. Davayla mavayla uğraşamam ben. Kardeş baksana senin baban kimdi? Halil Çakır. Rahmetli babamın dişçi Musa'dan alacağı vardı. Adam alacağını sayıklaya sayıklaya öldü ya. Oğlum ben borcumu ödeyeceydim de bana biraz zaman lazımdı. Hiç yorma kendini dişçi Musa. Senin Halil'e bir borcun yok. Zaten Halil'in de böyle bir oğlu yok. Uçurum. O da amcamın cenazesinde dedeme destek olan adam değil mi? Aa, doğru da. Vallahi doğru bak. Ben de nereden çıkartacaktım diyorum bak doğru. Dayı sen bu Halil'i tanıyor musun? Dayı. Sen Halil'sin. Sen bir dur bakayım hele ya burada. Gel hele gel. Dur dur, ufak bir işimiz var seninle. Gel bakalım. Gel, sen bir gel. Gel buraya. Eskiden Halil diye bir adam vardı. Bir ailesi vardı. Eski bir evde yaşardı. Bahçede yem attığı kuşlar vardı. Kuşlar feryat eder gibi ötmeye başladılar bir gece. Halil kuşlara bir şey oldu sandı. Bunlara ne oluyor diye dışarı çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Halil dışarı çıktı. Yer küre yerinden oynadı. Altında toprak sallandı. Dağlar, taşlar sallandı. Gözünün önünde çöktü gitti. Ailesi içeride kaldı. O... Halil'in kuşlarla dostluğu o zaman başladı. Bir ev verdiler ona. Ama o yaşayamadı. Sığamadı bu kasabaya. Sığamadı o eve. Sonunda kuşlarını da aldı gitti. Nasıl yani? Bu kitabı yazan sen miydin? Acıları dinsin diye yazdı. Ama yazdıkça daha çok acı çekmeye başladı. Halil Çakır'dı adı. Şimdi bir adı yok, bir evi yok, bir ailesi yok. Ben yokum aslında. Halil Çakır da yok. Yok, sadece acıları hafifletmek için değil. Onlardan bir parça, bir iz kalsın diye yazdım ben. Ne bir iz, ne biz kaldık. Geriye hiçbirimiz kalmadı. Çeşit çeşit, insanlar çeşit çeşit, hayatlar çeşit çeşit. İnsanların nasibine düşen dertler, çileler, imtihanlar çeşit çeşit. Derler ki bir senelik nasibi Berat Kandili'nde yazılır insanın. Benim nasibim ne zaman yazıldı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa... Benim nasibime ızdırap düştü. Kanatlarımda taşıdığım yük, acı. Azığım acı, örtündüğüm yorgan, başımı koyduğum taş acı. Ne evim var şimdi, ne ailem, ne de ben. Bir tek kuşlar var, bülbüllerim. Benim olmayan bülbüller. Dostum, yarenim. Sırdaşım bülbüller. Ben onların divanesi, bülbül divanesi. Benim hikayem de bu. Vesselam.